bu programdaki kişiler, olaylar ve yaşananlar tamamen gerçektir. Zuhal Topal'la hem evlendiriyor hem de ev sahibi yapıyor. Büyük sürprize az kaldı. Hangi şanslı gelin ve damat adayı sezon finalinde İstanbul'da muhteşem bir evin sahibi olacak? Olay, olay, olay. Loca'da sürpriz evlilik teklifi. Loca'daki hangi aday canlı yayında muhteşem bir evlilik teklifinde bulunacak? Sakın kaçırmayın. Şimdi. O her gelen talibine hayır dedi. Ben 55 yaşında, 50 yaşında ben hayatımı yaşamak istiyorum. Kriterleriyle taliplerini terletti. Lütfiye Hanım, Muammer Bey'e evet mi diyecek yoksa yeni talibini mi görecek? Şimdi. Seni severdim. Yüzüm koynumda. Ben gerçekten sevdim. Biz bunları hak etmedik. Sayın onların pahası. Olaylı bir ayrılığın ardından suskunluğunu bozdu. Bana artık geçmişi sormasınlar. Cansu bomba kararla ve şok açıklamayla stüdyoda. Şimdi. Dobra halleri. İlk adımları da ben attım. Resmen gökyüzünden bir anda yere çakıldım ya. Kararlı talipleriyle o hep çok konuşuldu. Ve bugün Hanife'ye talibi öyle bir hediye getiriyor ki bu sefer gerçekten çok şaşıracaksınız. Şimdi. Teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın efendim. Güneşli,
Sımsıcak bir İstanbul gününden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. İnşallah güzel bir hafta olsun. Bu hafta sizler için, bizler için güzel haberler aldığımız, güzel efendim karşılaştırmaların, karar anların güzel bir programın başlangıcı olsun bu hafta için diyelim. Ve hemen telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 318 18 Facebook üzerinden Zuhal Topal aday başvuru sayfamız var biliyorsunuz. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrar bu güzel seyircilerime, orkestrama, loca adaylarıma hoş geldiniz diyorum. Hadi bakalım bismillah diyelim ve Mine Hanım'ı yanıma alayım, bir karşılaştırmayla başlıyoruz. Hoş geldin tekrar Mine ablacığım, alkışlarımızla. Programımızın ilk talimi, bu haftanın ilk talimi Mine abla için geliyor. Nevzat Bey geliyor alkışlarınızla. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben beni bırak, ölüm gitmez zoruma vay. Merhaba. Hoş geldiniz Nevzat Bey. Teşekkür. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Allah iyilik sıhhat afiyet olsun. Amin cümlemize. Mine ablacığım buyursunlar, Nevzat Bey yerini ederim. Aldı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mine Hanım. Siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız efendim? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah sağlık versin efendim. Evet. Amin. Nereden geldiniz? İstanbul'dan? Sivas'tan geldim efendim. Efendim? Sivas'tan geldim. Sivas'tan geldiniz. Evet. Kendinizi anlatır mısınız? Tanıtır efendim, mısınız? Efendim ben kendim 24.947 doğumluyum. Efendim yemeği içmeyi gezmeyi çok severim. Evet. Emekli astsubayım. Çok güzel. Evet. Burcum boğa. Evet. Boğa burcunun özelliklerini anlatmaya gerek yok. Evet biliyorum. Yaşamayı falan çok sever. Evet. Zaten Mine Hanım da biliyormuş. Efendim. Başka anlatacak bir şeyim yok. Siz sorun, ben cevap vereyim size. 20 yıllık bekar hayatınıza inşallah Mine Hanım'la bir son vereceksiniz. İnşallah. Efendim. Arayı çok açmışsınız. Efendim? İlk evlilikten evet. Sonra bayağı bir zamandır yalnızmışsınız. Ben evliliği falan çok seviyorum. Ne güzel. Çok hoşuma da gidiyor evlilik ama asgari müşterek konularda anlaşamadığımız için ayrılmak da farz, boşanmak da farz efendim. Evet, tabii. Onun için Fox TV'yi seçtim. Sağ olun. İnşallah. Olursa oluk suyu, olmazsa hamur suyu derler bizim Anadolu'da. Güzel. İnşallah bu işi... Hayırlısı olsun. Bakacağız, göreceğiz, yaşayacağız birlikte. Evet Mine ablacığım, var mı evet, özel soruların? Ben şöyle söyleyecektim. Kaç buyurun tane efendim. Çocuğunuz vardı? Benim iki tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım. Evet. Fakat çocuklarımın bana herhangi bir zorluğu yok. Evet. Faydaları var efendim, zararları yok kendilerinin. Yani. Evlatlarımı da çok seviyorum. Bana bir şeyi yok, zoraki müşkülatları yok. Evet. Efendim sepet kuluna derler, herkes yoluna. Evet. O da yoluna gidiyor, kızım da yoluna gidiyor. Evliliğinize engel teşkil edecek hiç kimse yok. Evet efendim. Çok güzel, evet. Harika. Peki bundan sonraki yani evliliğinizde nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Sivas'ta efendim, mı? Efendim ben... Sıcak iklimleri çok seviyorum. İzmir'de yaşamayı çok arz ediyorum. İzmir, ben demokrasi aşığı olduğum için evet. İzmir'in halkı da çok hoşuma gidiyor. Kent olarak da hoşuma gidiyor İzmir. Efendim, orada yaşamayı arz ve talep ediyorum kendime. Ne dersin Mine ablacığım İzmir? Efendim? Mine ablaya soruyorum, affedersiniz. Evet. İzmir için ne düşünüyorsun? İzmir için mi? Yani orada yaşamayı düşünüyor evet. Diyor ya. Yok, İzmir'i daha önce yaşadığım için biliyorum. Gerçekten ya, güzel bir yani şehirdir. Yani oradaki beyefendiyle tabii anlaşırsanız ki. Yaşanacak tabii şehir konusunda. Evet. İzmir enflasyonun oranı da düşük. Evet. Pahalı bir memleket de değil efendim. Fakir fukara da orada geçinebilir. Zengin de geçinebilir. Medeni bir vilayet. Yanlış anlamayın. O bir vilayetler medeni değil demek istemiyorum. Evet. İzmir'e karşı benim özel bir sempatim var. Sempatiniz var. Yani. Güzel. Peki. Yorum alalım isterseniz. Tabii ben yorum kimden alayım. Sultan Hanım'dan ve Gülcan Hanım'dan ben rica edeyim. Ay bu ne şekerim. Herkes de önce senden yorum istiyor. Ben güveniyorum Sultan Hanım'ın yorumlarına tabii, da onun tabii. için evet, özellikle. Hiç kendine faydası yok. Hoş geldin beyefendi. Teşekkür ederim efendim. Siz de hoş gelmişsiniz. Ya sen gel. Aa. Ayol burası benim evim. İstediğim yere giderim.
Sen çok güzelsin. Sağ ol. Siz de öyle. Bak, bak beni güldürme. Ha dostlar söyleyeyim ben ne yaptım? Şu an ben ne yaptım? Ayağa kalkamıyorum bak kalktığım an bırakıyor kendini. Evet yorumunuzu alalım Sultan Hanım. Biz bu bayanı televizyondan seyrediyoruz efendim. Fakat bunda bir gülme hastalığı var. Bak. Beyefendi bak. Harikasınız. Bizim sıkı takipçiniz olduğunuzu şimdi anladım ben. Ben daha evvelden seyrettim bu hanımefendiyi. Beyefendi hep ben yorum yapamadım. Nevzat şunu. Hep gülüyor, hep gülüyor. Gülmekten başını alamıyor ki. Devamlı gülüyor, devam. Ama gülmek iyi bir şey. Güzel. Pirzola, pirzola yer derler ya. Ben buna inanıyorum. Elleme gülsün. O her gün yarım kilo baklava, yarım kilo pirzola yemiş oluyor. Evet. Bak, gülme hastalığı. Bende gülme hastalığı yok. Zuhal Hanım'ı çok seviyorum, haddinden fazla seviyorum, ekip de dahil. Evet. Sağ ol. Onu gördüğüm zaman da içimden geliyor. Hani bu ben şey yan değil. Etki yapıyorum üzerinde. Benim bir yan etkim var, böyle bir yan etkim var. Ne mutlu bana. Evet, yorumunu alayım. Arkamı döneyim, yorumunu alayım. Ben bakmıyorum, hadi. İzmir zaten güzelliğinle meşhur olan bir ilçemiz, şehrimiz. Ben de İzmirliyim. İlçe mi? Kaza sen beni yaptın heyecanlandırıyorsun. Aa, arkam dönüktü. Vilayeti kazaya düşürdü. Mina Hanım, bak güzel bir beyefendi gelmiş bir çay içmenizi. Oh. Peki, teşekkür ediyorum Sultan Hanım. Sonunda bir cümleye tamamladım. Gülcan Hanım rica edeyim. Kimden? Gülcan Hanım. Gülcan ablacığım hoş geldin. Evet. Tabii ki bir mani duymadan evet. Başlayamazdık. Buyur Mustafa amca. Asker oldum giydim yelek. Üç günden ayırdı felek. Gelin gelin suna gelin. Bir çay için bakalım. Açalım, açalım. Bence vakit paravanı açma vaktidir evet, efendim. Tamam. Buyursunlar Nevzat Bey ile Mina Hanım. Başına bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim. O da geldi başıma. Gelemem ben, gidemem ben. Her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm. Hoş geldiniz. Sağ olun Mina Hanım, siz de hoş gelmişsiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Sağ olun, çok teşekkür Allah sağlık sıhhat versin efendim. Evet. Beni daha önce izlediniz mi, takip ettiniz mi efendim? İzledim efendim. Efendim, yalanı falan sevmediğinizi söylemişsiniz. Evet. İlk kocamdan, eşimden bu şekilde ayrıldım demişsiniz. Kriterlerinizi öğrendim ben. Evet. Ve akıllı bir bayan olduğunu da çok söylediler. Teşekkür ederim. Daha fazla eşelenmeye, şey etmeye gerek yok efendim. Evet. Yeteri kadar istihbaratı aldım ben. Evet. Güzel. Siz de benim hakkımda aldınız mı bilemiyorum. Arada alacak birazdan. Ben size talip olduğuma eğer ki kararı olumlu olursa yani, daha yakından evet. Tanımaya yani, dair. Gerçekten uzak bir yoldan geldiğiniz için. Evet. Ama sizinle sadece bir şey içmek için. Olur ben, efendim. Gönül ne çay ister ne çayhane. Evet. Gönül sohbet ister çay evet. Bahane. Sadece sizden konuşacak. O da benim için büyük bir kazanç. Evet. Harikasınız. Yine de yani özür diliyorum ama uzak bir yoldan geldiğiniz için bir şey evet. Alabilirim. Olur efendim. Çay peki, içmek de bir evlilik gibi buyurun. Bir şey. Peki buyurun. Peki. Bir çay gelsin, bir çay gelsin. Her can söyle çay gelsin. Çay gelsin albümü pek yakında müzik marketlerde efendim. Güzel. Peki biraz kriter alalım. Sinan tekrar burada, Alper burada, Özgür locada yeni aldı. Özgür'e verir misiniz mikrofonu? Özgür'cüm hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Zuhal Hanım, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Güzel, sevindim seni burada gördüğüme. Hemen kriterlerini hatırlat. Daha doğrusu ilk kez söyleyeceksin daha. Evet. Evet. Ben 18
30 yaşlar arasında. Evet. Aile kavramına çok hakim, fikirlerin ortak olabileceği, düşüncelerimizin ortak birleşebileceği, hani kural çerçevesi içerisinde yaşayabilecek, aile terbiyesi almış, bir de yüreği zengin bir eş bekliyorum kendime. Peki, Aslı'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba canım. 35-45 yaşları arasında aşık olabileceğim, mutlu olabileceğim birini bekliyorum. Çok güzel. Sinan ve Alper'den de alalım hemen kriterlerini. 20-30 yaş arası evlenip boşanmış olabilir. Yani yanıma yakışan, aile bağları kuvvetli olan. Evet. Yani yüreği gönlü temiz olsun. Benim olsun diyorsun. Tabii ki de benim. Hadi bakalım olsun. İnşallah. Alper senden de alalım. Öncelikle merhabalar Zuhal Hanım. Çok şıksınız bugün. Teşekkür ederim, sağ olun. Benim de gene 20-30 yaşlar arasında evlenip bu ayrılmış olabilir. Çocuğu olmazsa daha iyi. Kendini bilen, ne istediğini bilen, yanıma yakışan, dürüst bir insan arıyorum ben de. Cemal'e de verir misin mikrofonu? Cemal'cim senden de istiyorum kriter lütfen. Ben de 19-23 yaş arası kendine güvenen, yanıma yakışacak bir bayan. Bekliyoruz. Ailesini seven bu arada. Evet, aile sevgisi çok önemli. 0212-300-1818 bütün loca adaylarımız için talipleri bekliyoruz diyorum. Şükran Hanım ve Şükrü Bey'e gelecekler. Çok da güzel bir şekilde gelecekler. Bir sürprizleri varmış bize. Önce yayında yaşananlar, sonra kendileri gelecek efendim. Yaşıyor ömrüm. Gel benim yâriye. Şimdi seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın sakla. Pazartesine kadar bir görüşmek istiyorum. Siz tamam. De müsaade ederseniz. Aa, ne demek müsaadenizin, çok güzel, olumlu karar o zaman. Pazartesi kararımızı vereceğiz. Çok güzel, güzel. Gel benim yarim ver şimdi seni gül. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim, oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklara, gözümden dizimden sakın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şükrü amcacığım. Sizi takdir ediyorum. Sağ ol. Her programımızın dizilerini çok dinliyorum. Çok sizi çok seviyoruz. Sizin gibi kıymetli ailece insanlardan bunu var. Duymak beni çok, çok seyredenler var beni. Evet. Sağ olun. Evet. Şükran Hanım nerede yahu? Şükran Hanım'ı bulamadım. Nerede hiç görünmüyor. Eyvah. Eyvah. Kaybettik mi yoksa? Kaçtı mı acaba? Daha yeni kazanmıştık Şükran Hanım'ın. Ben anlamadım nereye gitti. Nasıl yani? Allah. Kayboldu mu? Gelir herhalde. He? Gelmiyor mu? Gelir. Yapmayın ya. Beni korkutmayın valla. Evet, ne güzel gidiyordu en son. Çok güzel, güzel. Problem yok inşallah. Yok, problem yok, anlaştık. Her şey güzel, yerinde. Evet. Allah nasip edecek, cuma günü de nişanımızı yapacağız. Evet. Harika haber. Cuma günü nişan var inşallah. Evet, cuma günü bugün güzel. De sizden isteyeceğiz Allah'ın emriyle. Benden isteyeceksiniz. Evet, sizden isteyeceğiz Meryem Hanım. Gelin gelsene, bir bakacağız, vereceğiz gelin, mi? Verce... Gelin bulabilsin. Siz diyorlar ki Şükran Hanım efendim sizi orada bekliyormuş, bana eşlik tamam. edebilir mi acaba? Tamam. Bir zahmet diyorlar. Ben gideyim diyorlar. Getireyim o zaman. Siz tamam. gelin hanıma gelin tamam. adayını lütfen getiriniz. Evet. Yüreceğimiz Hopabet, lütfen yanıma gelin. Çok şıksınız, çok hoşsunuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Valla siz yokken azıcık dedikodunuzu yaptık Şükrü Bey'le. Öyle mi? Cuma günü diyor, nişan diyor. Çok ama, çabuk söyledi ama. Çabuk daha mu? Bana evlenme teklif etmedi ki. Doğru nasıl ya. Nişan dediniz anlayamadım. Öyle anlaştık diyor. Ama daha evlenme teklifi, evet doğru, evlenme teklifi evet. olmadan. Evet. Değil mi, nişan olur mu? Biz öyle veremeyiz kızı. Kızımıza. Kendilerinin bir şey söyleyeceği var size. Evet, buyurun. O zaman Allah'ın emri, peygamberi kavliyle Şükran Hanım'ı sizden istiyorum. Onay verirseniz alıp gideceğim. Ay bilmem ki. Ben kız tarafıyım ya.
Aa, Şükrü abla der ki hemen vermeyin öyle. Eyvah. Vallahi şimdi beyefendi, hoş bir beyefendi Şükran kızım. İşi gücü yerinde. Evet. Vallahi şimdi sizlere de sormak lazım. Hep beraber yapıyoruz programı. Ne diyorsunuz? Verelim mi? Loca ne diyor loca? Evet arkadaşlarım ne diyor? Loca ne diyor? Vallahi. Aa, niye böyle? Vallahi Şükran Hanımcığım. Gençler aralarında anlaşmışlar zaten. Evet. Bize de şu saatten sonra evet verdim gitti demek düşer. Hayırlı olsun. Allah'a emri peygamberi kavliyle senin ömrümün sonuna kadar birlikte olmak istiyorum. Onay verirsen buyur hemen alyasını takalım. Çok çabuk oldu. Ben davet demedim. Dur bakalım. Çok çabuk evet, söylüyor Zuhal Hanım. Bu da diplerini de zor tutu oradan bir dur. Evet maymun. Evet. Evet. Yüzük de aldı. Bu güzel jestinizi ben de sonsuza kadar evet diyorum. Teşekkür ederim. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim sağ olun. İnşallah sağ Cuma olun. Günü nişanınızı yapacağız. İnşallah. Çok evet. Mutlu olduk. Şimdiden Allah tamamını sağ erdirsin diyeyim ben. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Fox kanalı sayesinde bu mutluluğa kavuştuk. İnşallah mutluluğumuz devam etsin. İnşallah. Sonsuza kadar etsin. Sonu güzel bitsin. Hem bütün ekibinize, bilhassa Zuhal Hanım'a size çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum sizi böyle mutlu gördükçe. Çok teşekkür ederim. Buyursunlar. Artık Cuma günü nişanda. Şükran ablacığım. Görüşmek üzere diyorum. Çiftimizi lütfen kocaman arkadaşlarla uğurlayalım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şükran ablacığım. Görüşürüz Cuma günü. İnşallah Cuma günü nişanlarını yapacağız. Daha sonrasında da umuyorum nikahlarını da burada Fox TV ekranlarında sizlerin şahitliğinde kıyacağız efendim. Bir karar anında devam ediyoruz. Ali Mete ve Gül biliyorsunuz karşılaştılar. Sonucunu ben de merak ediyorum bu karşılaşmanın. Önce o anları bir tekrar hatırlayalım isterseniz. Buyurun. Aslen ben Adanalıyım. Adana Ceyhanlıyım. Annemle babam biraz tartıştılar. O yüzden oraya gelmek zorunda kaldık. Annemle yaşarım. Kız kardeşimle beraber. Babayla görüşüyor musun? Babayla görüşmüyorum ben. 12 sene oldu. Yani görmeyeli ama 2 sene önce gittim. Babam yani görmek istemedi bizi. 12 yaşında bir tane oğlum var. Peki çocuğunun babasıyla? Hiç diyaloğum yok. Diyaloğun yok? Hiç yok. Onunla ne zamandır görüşmüyorsun? O da 12 sene oldu. Çocuk doğdu doğalı. Hiç görmedi. Onun zor zamanında ben vardım. Neredeydi? Şimdi sahip çıksa nerede? Baba nerede? Hani Ali Mete dedi ben insan evladı gördüm. Onun için geldim. Belki bana öyle oğluma sahip çıkar. Benim babam gerçekten baba olsaydı bir de sahip çıkardı. 4 tane evladı var. Bir tane de Down Sendrol özürlü kardeşim var. Aa canım. O kardeşin de sizle mi yaşıyor? Tabii. Kaç yaşında şimdi? 12 yaşında. 12 yaşında. O bizim her şeyimiz. Her şeyden önce ben bir gönül adamıyım. Neyse bir çay içelim konuşalım o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Siz nasılsın Gülcüğüm? Çok şükür iyiyiz. Daha iyi misin? Biraz rahatladım. Biraz rahatladın. O gün hüzünlüydün tabii ki ister istemez. Evet. Haklıydın da. Merhaba. Ali Mete'ciğim sen nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz? İyiyiz valla. İnşallah iyi haberlerinizi duyarsak daha da iyi olacağız. Mı acaba? Mı acaba? Ne oldu? Şimdi öncelikle güzel yüreğinize teşekkür ediyorum sizin. Teşekkür ederim. Benim de kalbimi sevip gelmişsiniz, evet. Kişiliğimi sevip gelmişsiniz ama
Benim kriterlerim biraz daha farklı. Yani ben istiyorum ki aşk evliliği yapmak ve gördüğüm zaman kalbimin atmasını istiyorum. Ondan dolayı kararım olumsuz ama size de hayatınızda istediğiniz eşi bulmanız için dua edeceğim ama bunu söyleyeyim İnşallah. Yani. Evet, olmadı Gül maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var aslında. Sana başka bir eş adayı talipler arayacağız. Eğer istersen tabii. Tabii. Bir çocuğun var, 30 yaşındasın. Evet. Ona bir abilik babalık yapacak, sahiplenecek birini istiyor, arıyor Gül. Kaç yaşlarına kadar birini arayalım, çağrıda bulunalım? 35-40. 35-40 yaşlar arasında. Ali Mete ve Gül ayrı ayrı yollarına devam edecekler. Şimdilik seni böyle alacağım Gül'cüğüm. Arkadaşlarım ilgilensinler. Ali Mete seni locaya alıyorum. Daha sonra Gül'ü tekrar alacağız aramıza. Alkışlarla veda edelim. Şendoğan abicim, senin bir talibin var. Hanımefendiyi cuma günü alamadık. Daha fazla bekletmeyelim istiyorum. Alkışlarla alalım seni yerine. Emsal Hanım geliyor efendim. Emsal Hanım'ı davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? Biz deyiz. Cuma alamadık, kusura bakmayın, özür dileriz. Yayın sizi çok akışımız. Seviyoruz bu arada. Çocuklarımın selamı var. Aa, aleyküm selam. Bizim evde bir kızımız gibisiniz. Ay, izliyoruz. Çok mutlu ettiniz beni şimdi. Ben seni çok... görmeyince duramıyorum sana. Yayını devamlı iplerini çekiyorum yani. Sağ ol, eksik olmayın. Kızınızın adı ne? Zeynep, Leyla. Ay. 4 tane çocuğum var. Maşallah. 5 tane de torunum var. Oo, gerçekten mi? Evet, 53 yaşındayım. Erken evlendiniz o zaman. Sevgisiz bir evlilik yaptım. Neden öyle oldu? Babam vermedi, sevdiğim vardı, çocukluk aşkım. Ya. Babam vermedi işte, eskiden babanın sözü geçiyordu. Bu eşimle de evlendim, hani çok isteyerek evlenmedim. 22 yıl sürdü ama çocuklarım vardı, mecburen sürdürdük, sonra 22 yıl sonra da patladı yani evliliğimiz. Sizi kendi sevdiğinize vermediler ha? Vermedi. Hay Allah, yazık olmuş. Bir merhaba, hoş geldin desin Şendoğan abi, devam edeceğiz. Elmas Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben 53 yaşındayım, ev hanımıyım. Eşimden ayrıldım, 22 sene evli kaldım. Eşimden ayrıldım, çocuklarımla duruyorum. Bir kızım var, o da eşinden ayrıldı. Onun işte rahatsız çocuğu var. Onun yanında kalıyorum yani. Siz sorun, ben cevabını vereyim. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Elmas Hanım, şöyle diyeyim ya. Talip olmak nasıl bir duygu? Çaya gitmek, yemeğe gitmek nasıl bir duygu? Bütün bunların ardından hayır nasıl bir duygu sizce? Bilmiyorum ki, daha hiç bilemiyorum. Yaşamadı yani, ki bunları hiçbirini. Yaşamadım yani. Yardımcı olun Züval Hanım. Yardımcı olayım. Evet. Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez çıkıyorum. Çok haklısınız. Evet. Daha bunların birini yaşamadık Şendoğan abi. Kalbim pırpır ediyor yani. En azından buraya gelirken bunları hiç düşünmediniz mi? Pek düşünmedim. Siz hoşuma gittiniz. Beyefendiniz, ağırlığınız, beyefendiliğiniz. Bildim şansımı deneyim. İyi yaptınız. Daha önce de çıkmak istedim de kiloluyum, torunumun okula gidiyorum. Dedi anneanne dedi, sen dedi çok kilolusun dedi, sen gelme dedi. Anaokulunda çocuğum var. Bak cimcimeye, o da niye diyor ya? Ben cesaretimi toplayamadım hani. Gerçekten de kilom var biraz. Olabilir canım yani, bir sağlık sorununuz varsa onun icabına bakılır, verirsiniz zamanla. Bir de rahatsız çocuğum var, kızım ayrıldı eşinden, çocuğum beyninde tümör. Ne rahatsızlığı var? Beyninde tümör var, bir gözü görmüyor, ona çok üzülüyoruz. 5 yaşında şimdi akıl eriyor, diyor anneanne benim gözüm niye görmüyor? Ah canım ya. Kendine bir yerlere vuruyor çocuk, her gün ona ağlıyoruz yani. İyi değil durumumuz. Ay ne diyorsunuz, çok üzüldüm. 30 yaşında kızım onun için evlenmiyor, çocukların için. Baba da bakmıyor, belediye yardım ediyor, Allah razı olsun. Yani gerçekten yani içim dolu. Ay çok üzüldüm, Allah şifasını versin. Amin. Var mı bir çözümü, bir şeysi? Çözümü göz nakli olacak herhalde de. Şimdi gözü çıkartacaklar, 5 yaşında Allah'tan tümör iyi huylu yani. Ay, tek postumuz o yani. Devamlı Allah. Kızın ayağı hastanede. Ah, kızımı bir gör, çiçek gibi, çocukların için evlenemiyor kızı, oğul için. O da içinden ayrı, eşi bakmıyor. Niye? Eşi hayırsız çıktı, ticaret taksi sürüyordu. İhanetten ayrıldı. Hasta çocuğunu bıraktı? Bıraktı evet. Evet damadım. Kızım da çıktı geldi, kaynanası da çıkma, biz seni çok seviyoruz Zeynep.
istemem dedi. Vallahi film gibi hayatınız varmış hemşerim. Çok üzüldüm ya. Benim hayatımdan film çıksa ne filmler çıkar yazılsa. Çok acı bir hayatım yani. Beni hayata bağlayan 4 çocuğum, 5 torunum. Başka kimsem yok. Bir de Allah'ım var yani. Allah öncelikle torununuza şifa versin. Amin. Inşallah. Zaten tek şeyim o da. Onun gözünün yani çaresi yok. Daha önce şeye götürdü, sosyal sigortaya götürdü işte. Bizim orada hastane. Hafif çocuğun gözü kayıyordu. Demiş Zeynep bunun neyi var kızım demiş. Demiş gözü kayıyor. E ben demiş buna ne yapabilirim? Gözlük versem kullanamaz. Hani mühendisseydi tam o zaman yeni başlamıştı. Mühendis etmemiş. Kızım da ona inanmış. Başka yere de götürmedi. Sonra doktora... İhmal olmuş biraz ihmal yani. İhmal oldu evet. Başından müdahale edilseydi belki çocukcağız. Şimdi dedi doktora götür. Doktor dedi bir de tülü dedi at dedi çamaşır makinesi son dereceye dedi ver dedi. Böyle büzüşür ya da öyle büzüşmüş gözleri gitmiş dedi. Hani şeyler gitmiş hiç görmüyor imkan yok. Çocuk da akıl erdikçe bize soru soruyor. Anne niye benim babam gelmiyor anneanne? Benim niye gözüm görmüyor anneanne? O da bizi çok yıpratıyor yani. Benim büyük oğlum var Cengiz Han. Öpüyorum buradan çocuklarımı. Onda baba sevgisini gördü yani. O çocuğum büyüttü onu. Belediye mi dediniz yardım? Evet belediye yardım. Allah razı olsun onlar Allah bakıyor. Allah razı olsun. Devletimiz bir sürü imkan tanıyor Allah artık. Allah bin katı razı olsun yani. Hem sağlık konusunda hem de diğer şeylerde. 3 aydan 3 aya bir şey veriyor işte. Sağ olsunlar. Devletimiz koşturuyor. 900 veriyor 3 aydan. Bir de kızına 500 veriyor. İşte ondan geçiniyor. Evinin kirası neyi ondan veriyor. Hayatlar ne hayatlar vallahi yani. Yatıp kalkıp şükretmemiz lazım. Duydukça Allah'tan ümit kesin. Beterin beteri vardı. İnşallah o zamana kadar göze bir çare çıkar ne bileyim. İnşallah. Biz de yardımcı oluruz. Biz i̇nşallah. De bakarız bir hal çaresine inşallah. İnşallah çok teşekkür ederim. Zaten en büyük derdim o sıkıntım yani. Ay Allah şifa versin yarabbim küçücük çocuk. Sizi üzmek istemezdim çok özür dilerim. Hayır olur mu öyle şey? Kah göreceğiz ki ağlayacağız hayat böyle. Ben sizi devamlı izliyorum zaten çocuklarım hem çok seviyor kızlarım. Şimdi dün de annenle cuma günü niye çıkmadın anne niye çıkmadın da anca sıra gelmedi. Ben çok önce karar verdim de işte cesaretim çok kiloluyum veremedim bir yere de gidemedim anne. O kadar abartmayın ya verirsiniz. Dert bir tek olsun ama. Dert bir tek olsun verirsiniz. Şendoğan abiciğim söyleyeceğim bir şeyler. Ceylan Hanım, müsaade ederseniz paravanı açalım veya tamam. Yorum alalım yani. Tamam, peki. Yorum da alabiliriz. Var mı yorum yapmak isteyen? Sultan Hanım'dan alabiliriz. Sultan abla senden yorum istiyor. Aslı'dan alabiliriz. Aynı hoş yerde kalıyoruz evde de. Hemsel Hanım bizim odada kalıyor. Ama Şendoğan Bey kabul edecek mi bilmiyorum, olumsuz görüyorum ben. Alper. Şendoğan abicim, iyi yürekli, iyi kalpli bir insan gelmiş. Teşekkür ederim. Tabii ki de hepimizin dertleri var. Allah yardımcınız olsun öncelikle. Amin. Acil şifalar versin inşallah. Tabii ki de karar Şendoğan abimindir. Hissedecekleriyle alakalıdır. Saygı duyuyorum. Başka bir yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Açtırıyorum paravanı Şendoğan abi. Müsaadeniz açalım. Ama. Peki. Buyurun açalım paramı. Haydi benimle ol. Oturup yıldızlarda bakalım dünyadaki nesilinize. Oradaki sevgililer özenip birer birer bir olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlarda bakalım dünyadaki nesilinize. Oradaki sevgililer özenip tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Aslında iki türlü hayır oluyor, iki türlü olumsuz oluyor. Aslında hayat hikayesi olan insanlara karşı olumsuz demek biraz daha zor oluyor diğerlerinden. Üzülüyorsun çünkü sen gerçek, de tabii. Gerçekten öyle. Fakat yapacak fazla sizin bir şey olmuyor. Sizin ikinize saygım var ya. Yapacak fark bir şey etmez olmuyor. Yani. Özür dileyerek olumsuz diyorum. Önemli değil olsun. Alacağım. Peki şöyle yapalım mı? Şendoğan abi alıp seni. Gel Emsel ablacığım önüme.
İstersen başka tarihler arayalım sana. Ben devam edeceğim zaten. Tamam, devam edeceksin. Buradayım zaten. Hoş geldin. Peki hoş şimdilik böyle arkadaşlarım bir çay kahve ikram tamam, etsinler. Tamam sonra alacağım oldu, teşekkür ederim. Alkışlarla lütfen. Bütün gece ağladım dalgalar kucağımda. Yosun tutu gözleri yalnız ardımda. Efendim. Ay aman aman dikkat edin. Kısa bir notum var. Onu daha sonra alalım mı? Şimdi bir karşılaştırmam var. Az kaldı çünkü evet. Bir ara vereceğiz. Çünkü şöyle alayım. Buradan sizlere övgüler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki ben onu şöyle alayım. Bilahare okumak üzere. Olur mu? Evet. Şimdi sizi böyle alıyorum. Lütfiye ablayı, büyük Lütfiye ablanımı buraya alıyorum. Bir de küçük Lütfiye'miz var. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hadi sonra görüşürüz. Kısa bir ara veriyoruz çünkü. Oldu, teşekkürler. Evet. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım. İsyanlar da gönlüm, zaman gardiyandır. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Efendim, Lütfiye Hanım için Ahmet Bey'i davet ediyorum alkışlarınızla. Ağladı şeke, hasir ettik şeke. Çok sallanma kibar yârim, cahili aklım gider. Ağladı şeke, hasir ettik şeke. Çok sallanma kibar yârim, cahili aklım gider. Hoş geldiniz. Harikasınız. Hoş geldiniz Ahmet Beyciğim. Ne güzel bir giriş yaptınız öyle yahu. Vallahi neşelendirdiniz bizi. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Lütfen oturun. Nereden ağırlıyoruz sizi? Ankara'dan. Ankara'dan. Evet. Tabii ki Ankara'ya selamlar, sevgiler olsun. Buyursunlar Ahmet Bey. Oturdu an itibariyle bir hoş geldin bekler. Hoş geldin Ahmet Bey. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Kendinizi biraz bana tanıtır mısınız? Ben 58 yaşındayım. Evet. Yalnız yaşıyorum. Evet. Bunlar ibaret. Başka fazla şu anda... Kaç çocuk falan yok mu? 3 tane çocuğum var. En büyükleri kız, 2 tane oğlan. Evet. 5 tane torunum var. Maşallah. Allah ömürletsin. Anneli babalı büyüsün. Amin cümlemiz ikili. Hepsi ayrılar, evliler değil mi? Bir ortancası en küçüğüyle en büyük evli, kızla oğlan. Evet. Ortanca oğlan bekar. Evet. Sizinle mi yaşıyor, ayrı mı yaşıyor? Hayır, ben yalnız yaşıyorum. Evet, güzel. Siz beni sormak ister misiniz? Beni tanımak ister misiniz? Vallahi bilmiyorum. Benim kriterlerimi biliyor musunuz? Tam bilmiyorum. Sizi son anda gördüm. Evet. Beyefendinin yorumuyla falan ben beğendim şeylerinizi. Evet. Keşke tanısaydım sizi, size evet. Şans verseydim dedi. Evet. Cuma günü hatırlıyorum evet, onu. Evet. Onun üzerine geldim. Evet. Kötü alışkanlıklarınız var mı? Benim en başta o yani kriterlerimde. Sigaranın harici yok. Evet. Alışkanlar yok. Evet. Benim için de bırakır mısınız o kötü alışkanlığınızı? Vallahi çok isterim. Hem de memnun olurum ve aracı olursanız. Çünkü ben hiçbir şey, kötü alışkanlığım hiç yoktur. Yani hiçbirini kullanmıyorum. Bırakırsınız inşallah. Bırakırsınız kötü alışkanlığı. Bırakırsınız inşallah temelini. İnşallah yani aracı olursanız, vesile evet. Olursanız. Tabii. Temelini inşallah seve bırakırsınız. Seve seve, memnuniyetle. Evet. Ben de, bir sürü yol var, yöntem var evet. Artık. Eğer ben, sizin öyle bir niyetiniz ben varsa. Ben de size teşekkür evet. Ederim. Biz de destek oluruz tabii evet, ki. Evet, yeşilaycı olmak çok güzel bir şeydir. Evet. Hem çevremize, hem kendimize, sağlığımızı, saatimizi düşünmek zorundayız. Aynen öyle, doğru söylüyorsun Lütfiye abla. Evet. Emekli, nereden emekliydiniz? Efendim? Nereden emekliydiniz? Kamu sektöründen. Çok güzel. Evet. 35 yıl sürmüş evliliğiniz. Evet, 35 yıl sürdü. Ben de 37 sene evliliğim vardı. Çocuklarımı büyüttüm. Ondan sonra kötü alışkanlık yüzünden ayrıldım ben de. Aa, bir saniye, bir saniye. Bir detay var, atlamayalım. İlk aşkınızın ismi de Lütfiye'ymiş, öyle mi? Hmm. Sadece bir başlangıç, yani gençlik başlangıcı yani. Evet. Gençlik aşkı mıydı? İlk aşkım mı diyeyim, gözümü açtım da ilk aşkım.
Güzel. İlk yani aşık olduğum insan oydu ama olmadı. Hay Allah. Karşılıklı anlaştık. Ben okuyorum, sen okumadın dedi. Evet. Biz birbirimizi taşıyamayız dedi. Ben de normal karşıladım. Evet. Orada bitti yani kuzenim. Ben de çok yani kendisi evet. Kuzenim zaten. Ben ileri okumuş değilim ama onu da sen benim başıma kalkar mısın? Ben ilkokulu sonradan bitirdim. Kendi kendime bitirdim. Sonra diploma aldım tabii ki. Endüstri meslek lisesi mezunuyum ben de. Evet. Güzel. Ben de öyle dikiş yurduna gittim. Kendimi geliştirdim. Dikişi çok güzel dikerim. Güzel bir şey yani. Geliştirmek, insan kendi kendini geliştirmesi çok iyi bir şey. Evet tabii ki. Alıngan ve hassas, çabuk kırılan biriymişsiniz. Evet. Kendi içinize kapanıyormuşsunuz evet, kırıldığınız. Şiddet yok. Kızarsam kendime kızarım. He. Hani karşımdaki insanı üzmemek için yani kendi kendimi içime atarım yani. İçime atarım diyorsunuz. Evet. Atmayın içinize. Küserim yani o insana yani hiçbir şiddet uygulamam ama içime atarım. Ben kara kalpli değilim. Bir şeye çok büyütmem. Birazcık tabii ki aniden kabarırım. Sinirlerim aniden tabii ki her kişinin olduğu gibi yok. Bende evet. O yok. Ama hiçbir kimseye ken gütmem. İçimdeki olanı içimde tutarım. Onun yüzüne hiçbir zaman şeyini vurmam yani hatasını vurmam. Bir şey söylemek istiyorum. Kim o? Aa, benim aşağı benim. Altına. Merhaba. Ahmet Bey hoş geldiniz. Bak Lütfi Hanım tam sizin gibi bir beyefendi. Sizin gibi alıngan, hassas. Evet. Yok ben alıngan değilim. İyi değerlendir. Yok alıngan değilim Ayşe. Alıngan Adıman değil Hanımcığım. Nereden çıkardın? Hiç küsmem de yani bak. Hiç değil Zuhal Hanım. Hiç hayır hayır alıngan çok çabuk da barışırım yani. Hiç 5 dakika benim gelip gitmem. Onun ağzında öyle. Evet saman evet aynen gibi. Öyle aynen parlıyor, öyle. Parlıyor sönüveriyor. Evet. Şimdiye kadar iyi siz gittik benim çok şükür. Üzerime geldikçe ben size hiç ken güttüm mü? Gördün mü? Hiç ya. Ben ken güttüm. Allah aşkına bana baskı yapma seviyorum falan deme. Ben de yok. Ben yine seviyorum seni. Seviyor. Bak, yine seviyorum. Gayet güzel bir beyefendi, evet. Donanımlı, evet. Her şeyi dört dörtlük anlattığına göre ona göre değerlendir diyorum. İnşallah. Bana baskı yapma, benim biliyorsun attığı zaman söylerim. Aferin sana. Ben de söylerim. Ben de öyle aniden şantaller söylerim şantaller atmasın, yani. Dileyelim evet. Ki atmasın. Şu an frendeyim Zuhal Hanım. Aman bas frene bas, frene bas, el frenini de aynen çek. Aynen öyle. Ben de frenlerim bazen, bazen de durduramazlar sizin gibi beni de. Hiç sadece... Şey hiç ooo evet, güzel aynen gidiyoruz. Öyle, hiç aynen bilmeyelim öyle. O. Gayet evet. Güzel her şey şimdi güzel. Mesela diyelim hava bir... güzel. Evet. Ortam güzel. Çok güzel. Her şey çok güzel. Diyelim hani... bir tartıştık. O ev hali ufak bir şeyden bir gırgınlık yaşadık. Evde mi oturursunuz? Kavganın üzerine mi gidersiniz? Ben şey yapmam yani kavganın üzerine gitmem yani. O yatışmasını isterim. Hayır evde mi oturur benim üzerime mesela bir şey ev hali insanlık hali ufacık bir şeyden pireden dere doğuruyor. Onun için ufacık şeylerden mesela siz evde mi oturur tekrar üzerime mi gelirsiniz tartışmaya büyütük yoksa dışarı çıkar biraz dinlenir gelir misiniz? Vallahi ben kızgın birisi değilim ya kızacağımı tahmin etmiyorum yani. Öyle İnşallah. Bir evet. Akratif birisi değilim yani onu anlatmak çünkü ben istedim. Çok titizim titizlikten yanlış çok kişiden anlaşamayabilirim yani ha. Evet. Yapacağım işe hani sarılırım. Yapamayacağım işe de 40 sene şurada dursa önümde bakmam bile. Evet. Ama yapacaksan da onu yaparım yani. Yok o terlik yamuksa ben onu dışarı mı çıkıyorum onu düzeltir öyle giderim. Çünkü ölümlü dünya. Aniden böyle belki öldük bunun evi pislemesinler evet, diye. İlle evet. Ben titizim yani onu düzeltip çıkarım. Allah gecinde versin. He? Hanife ne oldu? Açsanız Hanife'nin mikrofonu. 3 numaralı mikrofon lütfen. Annem de aynı şeyi söyler. Ben ölmüşüm, evin temizliği kalmış bir sanki. Annem şey der, biz ölürüz, hak arkamızdan laf etmesinler. Allah gecinden versin. İstemesinler. Hanımların vardır başımıza öyle. Bir şey aman elin derli toplu olsun da dünyanın evet. Bin türlü hali var derler. Aynen öyle. Doğrudur. Annemin de evi pislemesinler, ölün çünkü arkam sıra laf söylemesinler. Hele sana aa. Aynen öyle. Olmaz. Çocuklarım da, gelinlerim de, komşularım da titizim yani. O konudan yanlı çok uysuzum. Beyefendi de titizmiş. Evet. Ben de yani... Kız yani şey yapsam kendim yaparım. Yani beğenmediğim bir şey yapıyorsa. Evin işini kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum. Aa, göremiyorum da böyle yattım buraya. Ahmet Bey. Evin işini de siz mi yapıyorsunuz? Evet efendim. Yemek, içmek her şey sizde becerim mi? İyiydi. El becerim iyiydi. Yemek, temizlik her şey. Yani normal evli insanların evinden benim evim daha temizdir. Yok ben ya, beğenirsem sizi bak. Ben hiç iş yaptırmam. Ben kendim yaparım. Ben kimsenin yaptığını beğenmem. Hadi bakalım. Hadi Mehmet'ciğim sen şey Mehmet Ali. Ali. Şimdi Lütfi abla senin kalbini ben
Çok iyi tanıyorum. Yani uzaktan da takip ediyorum. Çok güzel bir kalbim var. Çok sağ ol oğlum. Çok şeker bir insansın. Beyefendi de görüntüsü öyle ama o kötü alışkanlığı bırakmanız gerekiyor. Evet. Yoksa kararı olumsuz olur. Evet. Söyleyeyim. Bırakacak bırakacak. İnşallah. Meyilli bırakmaya. Ben de destek olurum yani. Zuhal Hanım. Ben çok beğeniyorum. İstiyorum. Çaya götürüyorum. Evet. Muhakkak böyle bir pütürü çıkıyor ondan. Pürüz çıkıyor. İnşallah. Yoksa beğenmediklerimi çaya götürmüyorum zaten. Biliyorum. Anladın mı? Aşacağız inşallah o pürüzü. İnşallah. Suat Bey hoş geldiniz. Ne güzel sizi aramızda görmek. Mikrofona lütfen. Tamam. Nasılsınız? Sağ olun. Keyifler, sizi sormalı. İyiyiz çok şükür. Ben de bir yorum yapayım. Lütfen tabii Hanım ki. Beni tanımaz ama ben uygun gördüm, yakıştırdım. Bir çay götürmesini tavsiye ederim. Bir çay görüşmesi yapsınlar. Evet. Peki. Ben kriterlerimi şimdi söyleyeyim daha mı sonra? Söyleyeyim bence hazır yeri gelmişken. Hemen söyleyeyim kısaca. Adım Suat. Üniversite mezunuyum. Büyük bir bankada müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Kriterlerim olarak temizliğe, hijyene, ondan sonra iyi yemek yapmasını bilen, kariyer sahibi bayanları, cesur bayanları bekliyorum. Evlenmiş, boşanmış olabilirler ama çocuk çok seviyorum ama çocuk olmasa iyi olur. Ve Aydın'da oturan anneciğimin ellerini öpüyorum buradan. Biz de öpelim, hürmetlerimizi gönderelim. Evet. Çok güzel. Suat Bey tekrar aramızda, onun için de talipler bekleyeceğiz. Tamam. Evet. Tamam. Var mı başka sorun Lütfiye abla? Bir de şeyden alalım sorunu. Ben de benim şey diyeyim arkadaşım mi? Şeyden. Gelinimi. Sultan'dan bir saniye. Gelinimi ve torunlarıma selamlar olsun. Selam olsun diyorum. Kimden de, dedin? Sultan Hanım'da. Ben de gelinlerime, eyvah, torunlarıma, ben de selam söylüyorum. Çoktan ben de gelinlerime, torunlarıma hep inşallah. İlerideki gelin ve torunlarıma şimdiden evet, inşallah. Buradan kırgınlar bana ama olsun, onlar gelinim olamaz seviyorum. Benim de damadım çok olabilir. Onları. Oğlum da kırgın. Şimdi hepsi bana buraya geldiğim için biraz şeyler, tepkililer. Allah'ım hala geçmedim o tepkileri evet, ya. Evet işte geçmediler. Onları Sultan abla seviyorum. Yorum yapıyor. Dikkat! Sultan abla yorum yapıyor. Lütfiye bak bir dursana. Bak çok güzel bir beyefendi gelmiş. İkiniz birbirinize çok da yakışırsınız. İnşallah. İnşallah bir çay içersiniz. Teşekkür arkadaşlar. Ediyorum. Açıyorum paravanı. Açın. Hazır mısın tabii Lütfiye abla? Açılsın efendim paravanımız, buyurun. Ahlam Lütfiye hanım, kuzum Lütfiye canım. Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Ah yok mu iş fenerin, şarkılı güzel sesin. Kestane gözlerin beni dertlere saldı. Aman Lütfiye hanım, kuzum Lütfiye canım. Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Ah yok mu iş fenerin, şarkılı güzel sesin. Kaç yaşındasınız? 58. 58. Evet. 58 yaşınızdan doğumlu. Fazla görünüyorsunuz ama. Olabilir. Evet. Tip olarak olabilir evet, yani. Evet. Minyon tipler daha küçük. Evet. Evet. Yani görünüşlüler. Evet. Yine bir çaya götüreyim sizi bari biraz. Çok teşekkür ederim. Güzel, buyurun. Bu da güzel. Bir çay gelsin. 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 Bir çay gelsin, bir çay gelsin, bir çay gelsin. Songül ve Oğuz geliyorlar karar anı için ama ilk önce tabii ki karşılaşma anları buyursunlar hatırlayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Oğuz nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Allah iyilik versin. Amin cümlemize. Songül sen ne yapıyorsun bakayım? Ne yaptınız? Ne yaptın? Ne ettin? Konuştunuz mu? Bir şey yapmadık. Konuştuk sadece. Ha. Konuştuk. Tam onu diyorum zaten. Ne yapacaksınız?
Yani konuştunuz kararımız, mu bağlamda, sohbet ettiniz mi? Olumsuz. Ama müşterek kararımız, ortak kararımız yani. Onu da bir söyleyeyim de diyor Oğuz, içimde evet, kalmasın. Tabii. Sen de mi istemedin? Yani ortak yani, anlaşamadığımız noktada. Ne konuda anlaşamadınız ya? Ben çok yakıştırdım sizi. Çok yani, yakışıklı, çok bilinç yüzlü bir çocuk. Çok seveceğim bir insan. Çok sıcakkanlı. Hem ben hani hayat hikayesini de dinledim kendisini. Yani zaten en önemlisi o kadar yaşadıklarına rağmen hala Oğuz güler yüzünü muhafaza edebilmeyi, içindeki çocuğu yaşatabilmeyi becermiş evet. bir arkadaşımız. Ben çok takdir ettim. Yani, teşekkür ederim. Yok zaten hani kendisi gerçekten çok seveceğim bir insan. Burada da zaten konuştuk, sohbet ettik. Bundan sonrasında zaten burada görüştükten sonra bir daha görüşme şansımız olmadı. Kendisi hem askerliğini daha yapmamış 21 yaşında ve bir daha ehliyetten hani kendisine şimdi askerlik konusuna gelirsek yani benim rapor alacağım için yani bir evet. trafik kazası geçirdiğimden dolayı geçmiş askerlik olsun. Yapmıyorum yani. Anladım. Evet. Ondan sonra bir de kendisi kız tarafının yanına gelmek istiyor. Şimdi onu da açıklayayım Zuhal Hanım. Ben iç güveysi gitmek istiyorum. Sebebini de söyleyeyim. Söyle canım. Ben bir aile ortamı görmediğim için evet, yani evet. onların bana bir aile olmasını istiyorum. Haklısın. Oğuz bu konuda çok haklı. Kimse bir şey diyemez ona bu konuda. Çünkü yetiştirme yurdunda büyümüş evet. arkadaşımız. Anne baba sevgisi görmediğim için yani onları da görürüm diye bu düşünceyle zaten onu söyledim kendisine de. Yok zaten hani o konuda tabii ki düşüncesine saygı duyuyorum ama bazı noktalarda işte benim öyle bir konumum olsaydı tutar götürürdüm ama benim öyle bir konumum olmadığı için sonuçta benim de bir yaşam tarzım var hani bir oturduğumuz ev belli şey belli hani bu tarz imkanlar el vermediği için bizim yaşam ben de koşullarımız yani aynen diyor. Kesinlikle ben de kendisine olumsuz dedim yani evet. ama kesinlikle çok seveceğim bir insan inşallah Allah'ım benden iyi birini versin de. Anladım yapacak bir şey yok bu durumda yani isterdik olsun ama iç güveysi gitmek istiyor Oğuz. Evet yani benim için para mara önemli değil yani ben fakir de olsa olur zaten ben aile ortamı yani onun için. Sen çalışıyorsun zaten evet, işin de var. Evet çalışıyorum benim zaten bir iş şeyim var Allah izin verirse iş formumu yollayacağım bir memuriyetim var Allah izin verirse olursa. Bak size bir şey söyleyeceğim konu açılmışken herkes için söylüyorum. COSGAP var COSGAP. Bak devletin sunduğu bir imkan bu gençlere. Evet. Girişimcilere. Genç arkadaşlarımıza bak girin internetten araştırın COSGAP kredi veriyor iş açmanız için imkan veriyor para veriyor size şimdi Zuhal Hanım bizi... onları bak araştırın olur evet, mu evet şimdi biz sınavsız şartsız memur olduğumuz için evet. benim öyle bir hakkım var Ankara'ya gideceğim Allah izin tamam, verirse inşallah. Bu işimi değerlendireceğim inşallah peki Tevfik ne oldu ablacığım müsaade etsem şey söylemek istiyorum söyle Songül Hanım o gün annen izin vermedi şimdi de babam mı izin vermedi çok merak ediyorum. İnan seni gerçekten şu an hani cevap vermek bile istemiyorum sana. Ya zaten sen niye takıldın ki benim aileme? Niye takıldın? Hayırdır? Yok, senden yana ikna edemediğim için falan mı? Aileni İçinde çok... mi kaldı bazı şeyler? Hani geçen gün sevgililer günümü falan da kutladın, mesajlar falan attın. Karşılık vermediğim için mi yapıyorsun bunları? Oy. Hayırdır? Bir saniye bir tek... Neler duyuyoruz Tevfik? Onu bir tek sana atmadım farkındaysan. Mesajı göster istersen. Bir tek sana atmadım onu. Arkadaşlar dedim farkındaysan. Sen herkese sevgililer günü mesajı mı attın? Herkese attım ben bunu. Bir tek ona değil. Attın kişiye dikkat etseydin keşke. Ya, silmemişim bana atmasaydın. Orada, eklemişim yani. Silmemişim yani. Bana atmasaydın da bir şey söyleyeyim mi? Emin ol benim annem babam hani bu tarz benim kararlarıma saygı duyuyor. Ben onu da çözeceğim. Benim annem kapı gibi gelecek buraya da oturacak. Babam da gelecek buraya kapı gibi oturacak. Anladın? İnşallah bekleriz. İnşallah. Başka kime attın hocadan mesaj sevgililer yok, gibi? Diğer arkadaşlara da attım dedin de hani genel... Zuhal abla çok özür dilerim. Kendisi bir sosyal medyada benim fotoğraflarımı kapak fotoğrafı yapmış, benim fotoğraflarımı yüklemiş. Bir zahmet kaldırabilir mi? Bir zahmet. Evet buyurun Tevfik Bey. Yaptım yalan değil ben yalan söyleme. Kaldırabilir misin? Yaptım. İşte ama sen biliyor musun? Biliyordun. O fotoğrafları kaldır diyor. Kaldırabilir misin diyorum sana. Bilmiyorum zevkle. Demedim. Zevkle. Haşın anında kaldırırım. Kesinlikle. Bir şey memnuniyet söyleyeceğim. Duyarım. Tevfik niye böyle bir şey yaptın? Sevinsin dedim. Hani mutlu olsun dedim Koya. Hala. Kim istedi? Sevgili. Emin olun. Sevinsin diye. Allah razı olsun. Çocuk seni sevindirmeye çalışsın. Yani. Sen de kıymet bilmiyorsun. Minnet. Aşk olsun Songül. Minnet duydum ya emin olun. Bak. Sevindiriyor sevgililer gününde yalnızsın.
Bir sevgilin yok. İyilik yapmış sana çocuk. Aa. En son mesaj alacağım kişi sensin. Emin olabilirsin. İle. Pardon, söyle Hanife, ne oldu? Zuhal Hanım. Hanife'nin bir mikrofonunu açalım da Çağdağ abla söz vereceğim, bir şey diyecekmiş. Bir de kandillerde falan, bayramlarda toplu mesaj atılır. Sevgililer günde falan değil, o kişiye özeldir. Ben çok komik şey gerçekten. Ben sevgililer günü yanlış anlamışsın. O ben öyle bir şey değil. Ben söyleyecektim Zuhal Hanım. Onu sevgiline inşallah ileride olsun, bir tek onu at. Her şey atlayayım mübarek, al bir kere sus da. Yavaşça boğazında kalır. Allah Allah. Ay. Aa. Ay çok sevimli çocuk ya. Vallahi kızmıyorum artık ona. Bence de kötü niyetli değil ya. Küçük şeyler ne kadar küçük şeylerle mutlu oluyor. Böyle büyük şeylere takılmıyor. Sevgililer günde toplu mesaj falan atıyor. İyi niyetli bir çocuk aslında. Evet. Kötü bir niyeti yok. İyi niyetinden yapmış. Sizleri sevindirmek, mutlu etmek istemiş. Hanife, sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Sor. Çok bana bak. Bakar mısın rica etsem? Heh, aa, teşekkür ediyorum. Efendim? Ne oldu Tevfik? Söyleyecek misin daha? Bekleyelim mi? Amacın ne? Çok merak ediyorum. Senin amacın ne? Benim amacım burada Zuhal abla beni eve verip bakar gideceğim Allah izin verirse. Ben de çok merak ediyorum. Sizin amacınız Bismillah, ne? Bismillah sen... Düzgün konuş. Aa, lütfen dikkat et sözlerine. Tamam bak, şimdi şakayla karışık bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Dikkat et insanlara hitap şekline Tevfik. Suyunu çıkarmaya ne kadar meyillisiniz ya? Evet, maalesef olumsuz oldu kararları. Evet. Oğuz kaç yaşlarında birini arayalım senin için? İç kuyesi gitmek istiyor, bir daha belirtelim. Evet, devam edecek çünkü bizle. Kaç yaşlarında birisi olsun canım? 20-26. Benden büyük olursa iyi olur. Ben yönetmesi açısından. Herhangi bir şehirde oturur musun? Fark etmez. O da fark etmiyor. Peki herhangi bir şehirde oturuyor Oğuz. Evleneceği insanın ailesinin yanına yerleşmek istiyor. Songül de adaylarını aramaya devam edecek. Songül şimdilik seni Cemal'in yanına alayım. Oğuz'cum seni böyle... Yere selam yollayabilir miyim? Söyle, kime yollayacağım? Adana Yetiştirme Yurdu'ndaki arkadaşlarıma selam yolluyorum. Bir de Adana Huzur Evlerindeki arkadaşlarıma selam yolluyorum. Biz de Adana Huzur Evlerinde yetiştirme... Bir de Fox TV ekibine çok teşekkür ederim. Allah benim ömrümden alsın, size versin. Allah etmesin, olur mu öyle şey canım benim? Allah etmesin. Yok, siz iyi insansınız onun için. Deme öyle şeyle, Allah etmesin. Alacağız Oğuz'u yanımıza zaten. Evet, Çağdım abla bir şey diyecektin, söyle. Ne oldu? Sen de mi bir şey söyleyecektin, ne oldu? Söyleyecektim. Tevfik zorlanıyor ya Zuhal Hanım. Tevfik'in halen de aklından çıkaramadığı için o resimleri oraya koymuş ama yanlış yapmış tabii. Yanlış. Çok yanlış yapmış. Onu düzeltecek. Onu düzeltecek en kısa sürede. Biz şimdilik sevginin karşılaştırmasıyla devam edelim. Alayım seni böyle sevgi alkışlarınızla. Sevgi tweetiyle gelmiş bugün. Tweeti. Sıkıldım her gün topuklu giymekten. Topuklu değil mi? Bak ne güzel, ne cici. Yaşına da uygun. Veysel çok, gibi olmuş değil mi? Çok şeker. Peki Veysel Bey geliyor sevgi için. Sen de hoş geldin programımıza, stüdyomuza. Nasılsın? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyi, sağ ol. Nereden geliyorsun? Alanya'dan geliyorum fakat Osmaniyeliyim. Osmaniyelisin, Adana. Osmaniye'de oturuyorsun, aslen evet. Alanyalısın. Hayır, Alanya'da yaşıyorum fakat Osmaniyeliyim. Ha, Osmaniyelisin, pardon, Alanya'da yaşıyorsun. Aynen. Peki, Alanya'da yaşıyormuş Sevgi, aslen. Hoş geldiniz. Adanalı. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsın Sevgi Hanım? Teşekkürler, iyiyim. Siz? Heyecanım maruz görün lütfen. Heyecan var. Heyecan olur. Heyecan güzel şeydir. Yani. Ben de iyiyim. Yaşınız kaç? 25 yaşındayım. Daha önce evlilik yaptınız mı? Hayır. Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır, yalnız yaşıyorum. Kaç kardeşsiniz? 10 kardeşiz. Kaç? 10. Maşallah. 10 mu? Hı hı. Maşallah. Hepsi aynı anne babadan mı? Evet. Anladım. Çok güzel. En küçükleriyim ben. Zuhal en küçük. 10 numarayım. 10 numara. Güzelmiş. Normal. Bir ablan ve bir sen bekarmışsın. Evet. Diğer herkes evli mi? Evli. Çok güzel. Ay, sizin anneciğiniz
Ah canım benim, size yemek yapmakla, ütü çamaşırla ömrü geçmiştir kadıncağız. Sizi çok seviyor annem. Bu arada selamlarını iletiyor Fatma. Babam da aynı şekilde. Sizin Fatma aşığınız. Ablacığım. Selamlar, sevgiler, benim hürmetler. Benim annem ismi de Fatma. Bak güzel. Şimdiden bir ortak nokta yakaladık. Bir ortak noktamız. Terazi burcuymuşsun. Evet, terazi burcuyum. Ben de. Adaletli biriymişsin. Kesinlikle. Aynı zamanda bilgisayar programcılığı bölümü mezunuymuş. Evet, programcıyım. Çok güzel. Çok güzel. Kıskanç mısınız? Yerine göre diyelim. Evlendikten sonra nerede yaşayacağız? Alanya'da yaşamak istiyorum. Marmaris, Alanya. Ay ne güzel. Eşinizi çalıştırır mısınız? Onun yapacağı işe göre değişir. Kariyer sahibi olursa tabii ki de olur. Ama diğer türlü kendisine bırakıyorum. Anladım. Dil öğrenmeyi çok seviyormuşsun. Evet. İngilizce ve Rusça mı biliyorsun? İngilizce, Rusça. Şu anda Almanca kursuna gidiyorum. Harikasın. Bravo vallahi Veysel. Çok takdir ettim. Teşekkürler. Çok güzel. O kadar önemli bir şey ki dili öğrenmek. Gezmeyi, doğayı, yeni yerler keşfetmeyi seviyormuş. Hı hı. Ütümü kendim yaparım demişsin, doğru mu? Kesinlikle, çok hijyenik biriyimdir. Hijyenik. Aynı. Ne güzel. Başkasını asla ütületmem diyormuş çamaşırda. Ben zaten ütü konusunda inanılmaz beceriksizim. Eteğimi de yapıştırdım hatta bugün şurasını. Bu konuda profesyonelim diyebilirim. Profesyonel. Seviyorum. Yeni bir şey almıştım. Giymiştim tulum. Ha? O tulum buradaydı. Sonra 3 gün sonra şuradaydı. Hanife dedi ne oldu? Ütüye basınca buraya çıkıyor. Amanın. Tabii, hanımlar da genelde pek sevmezler ütü. Enteresanmış Veysel seni seviyor olman. Yani. Güzel güzel. Alışveriş yapmayı da gerçekten mi? Kesinlikle. Ona ben de bayılırım. İnanılmaz. Vallahi alışveriş yapmayı. Sevgi hiç düşünmeden çay için. Götür. Çaya götür. Ütü yapmayı seviyor, alışveriş yapmayı seviyor, gezmeyi seviyor. Dil biliyor. Diller, hatta birkaç dil. Güzel bir okuldan mezun olmuş. Şu anda ama turizm sektöründe değil mi çalışıyorsun? Aynen, programcıyım. Çok güzel. Otelde herhalde değil mi? Hı hı. Yaklaşık 12 yıldır falan. 12 yıldır. Tabii 12 yıldır programcı değilim fakat 12 yıldır turizmdeyim. Hem okul hem iş. Harika. Programcı olarak da devam ediyorum. Ekstra yaptığım birkaç iş daha var. Teşekkürler. Şahanesin Veysel. Çok çok takdir ettik. Bütün seyircilerimiz de burada aynı şekilde. Kendini geliştirmişsin. Harika. Güzel. Şaduman abla bir şey söylüyordu oradan. Onu şu an odaklandım da. Kim? Şaduman abla. Şaduman abla ne söylüyormuşsun? Kendi kendime diyorum ki değerlendir diyorum. Ne diyeceğim başka? Yok öyle demedim. Yani böyle bir delikanlı kaçırılır mı? Yani. Evet. Evet. Teşekkürler, çok sağ olun. Yani. Herkes Türkçe'ye konuşamıyor. Evet. Gerekli mesajı da verdin. Güzel. Tabii gönüller bir olsun her şeyden önemlisi. Bakalım hoşlanacak mı? Hanife'den yorum istiyorum. Evet, Şendoğan abi. Yorum yapabilir miyim? Tabii ki, lütfen. Aslında geçen hafta Sevgi Hanım'ın kriterlerinde bir değişiklik oldu. O benim çok dikkatimi çekti ve üzerinde uzun uzun düşündüm. Genç bir kızımızın kriterlerindeki değişikliklerden biri, işte ben maddi durumu iyi olan birini istiyorum dedi. Yanlışsam düzeltin beni. Aslında bu sorunun cevabı kendinde vardır ama zaman bu sorunun cevabını bize verecektir ve gösterecektir. Onun için buradan gelen taleplerine şunu çok açık ve net diyorum. Eğer mali durumu iyi olmayan bir beyefendi Sevgi Hanım'ın karşısına gelirse cevabı hayır olacaktır. Teşekkür ederim. Evet, altını çizdi böyle bir şeyin. Aslı, yorum yapacaksın canım. Evet. Sevgicim karşında çok naif bir beyefendi var. Bence bir çaya çıkar. Çok teşekkürler. Tek kişiden yorum alsam cevap ben onun dediğinden ne yapmam gerektiğini şey. Allah Allah, kim acaba? Kim acaba? Sürpriz. Kim olabilir? Hanife mi acaba? Allah Allah. Evet. Hanife galiba değil mi? Evet. Kankisi. Beyefendi gayet yakışıklı ve kültürlü bir insan.
ama ben olumsuz görüyorum. Ne açıdan? Çünkü sevginin ne istediğini biliyorum. Ne yapmak istediğini, nasıl birisini istediğini biliyorum. Boşuna ikiz kardeşim değil. O yüzden olumsuz görüyorum. Ama kesinlikle siz kendi başınıza çok kültürlü ve çok yakışıklısınız. Bir şey daha söyleyeceğim de. İstemiş hani... olduğu şeyler belki de bende mevcuttur. Ya. Konuşmak lazım. Bilemiyorum. Harika cevap. Ama değil bence. Güzel cevap Veysel. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben maddi durumu iyi olsun dedim, evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben evimdeyken, annemin yanındayken, hani benim ev geçindirme gibi bir derdim yok. Hani nasıl söyleyeyim? Durumumuz kötü değil. Çalıştığım zaman istediğim gibi kıyafet giyinebiliyorum. Ya da annem... Yani bir sorumluluğun yok. Hiç bakmakla yok. Yükümlü evet. Olduğun kimse hani yok. Hani hayatımı, günümü gün ediyorum. Yaz geliyor, tatile gidiyorum. Hani bu şekilde rahat bir hayat istiyorum. Hiçbir zaman bir istediğim... Yani annem her zaman yapmaya çalışmıştır. Hiçbir zaman eksik bir şeyim kalmadı bu hayatta. Sen şanslısın o yüzden zaman. De, herkes o şansa sahip olamayabiliyor. Evet. O yüzden de şey yapmak istemiyorum yani. Hani yaşadığım bir hayat var, onun altına da inmek istemem. Yalnız haklısın fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim sevgili. Senin vesilen herkese de söylemek isterim bunu. Tabii ki şimdi çok çok maddi durumu iyi olup da dışarıda da görüyoruz, gazetelerde okuyoruz, televizyonda seyrediyoruz. Hani çok... zengin insanlar gün geliyor iflas edebiliyorlar, durumları kötüye gidebiliyor. Hayatta her şey bizim için. Yani evet. Sen burada maddi durumu iyi dersin, yarın bir gün evlenirseniz Allah korusun. Evet. Her şey bizim için. Yani o zaman da çiftlerin karşılıklı olarak hem kadının hem erkeğin bunu göze alarak evlenmesi lazım ve yeri geldiğinde çalışabilmesi lazım. Evet. Onun yani... için kolunuzda bir altın bileziğiniz olsun mutlaka arkadaşlar. Dünyanın bir türlü hali var. Teşekkür ederim. Hadi. Evet, bu arada sizin sohbet ne güzel gidiyor. Efendim? Ben emekli ne güzel sohbet ediyorsunuz dedim. Yok, o bana evlatlarını anlatıyor da. Ha. Dedim o terbiyeden ileri geliyor. Ya dertli biraz evlatlardan. Dertli biraz. Dertli biraz. Olumsuz kapıcı dairesinde yaşıyorum diyor. Olabilir, diyor, bir saniye. Ben diyor geleceğim diyor. Bir de diyor. Ay dur. Anam dur, çok üst üste geldi. Bir mikrofonu al. Olumsuz karar almışlar da. Elden ele mikrofonu bana doğru Ercan Mercan. Olumsuz karar almışlar çünkü seni emekli mi zannetmiş? Emekli zannetmiş beni. Ha. Ben diyor kapıcı dairesinde yaşıyorum. Olabilir. Emekli zannettim diyor. Ondan sonra ben diyor iç güveyliğine gelirim. Ben iç güveyliğini alamam. Ahmet Bey iç güveysi mi olmak istiyorsunuz? Evet. Ben alamam. Çünkü ben oğluma vereceğim. Bekar bir oğlum var. Evimi ona vereceğim. Benim de babadan emeklim var. Babam icra memuruydu. Ondan alıyorum ben. Anladım. Üç kardeşi alıyoruz biz. Ablam alıyor. Ben alıyorum. Evlenince alamazsın evet, zaten. Evet, evlenince alamak. Tamam. Evet, peki. Olumsuz. Olumsuzmuş Ahmet Bey. Böyle yolun bir... açık etsin. Neşeli anlatıyor o evlatlar. Güzel konuştunuz. Ben de ne güzel gidiyor sohbet dedim. Tam anladım. Ben evlatlarımı dört yetiştirdim. Onun evlatları biraz tepki tamam. veriyormuş ona. Anladım. Tamam. Peki. Hadi. İyi talipler bekliyorum. İnşallah emekli birinden evlenirsiniz. Ne güzel, o da iyi dileklerde bulundu. Alayım seni yerine Lütfiye abla. Ahmet Bey şimdilik sizi ederim. Böyle alayım. Tamam. Size uygun talipler arayacağız. Bilahare alırım ben kriterlerinizi. Tamam. Böyle alayım sizi. Pardon arkadaşlar, burada başka bir şey cereyan etti. Evet. Hanife? Şunu da söyleyeyim. Sevgi maddi durumu iyi olsun diyor ama... Sevgi'nin ne kadar çalışkan bir insan olduğunu biliyorum. Mücadeleci de bir insan. Evlendiği eşi, evlendiğinde maddi durumu iyiyken bir anda zor şartlar yaşadıklarında da sırtın dönüp gidecek bir insan Sevgi kesinlikle devreye değil. Girer diyorsun. Evet, kesinlikle öyle bir insan değil. Çok da çalışkan, temiz, titiz, tam bir ev kızı yani. Hadi bakalım, açalım mı paravanı Sevgi? Evet. Açılsın paravanımız bakalım neler olacak görelim. Çok güzel. Dün ellerim kapıya sıkıştırdım da çok şey yaptım. Ha, ha elini mi kapıya sıkıştırdın? Evet, parmak. Aa, geçmiş olsun. Bilmiyordum. Önemli değil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz heyecan var. Kusura bakmayın. Böyle.
Bir de şöyle bir şey var şimdi Zuhal Hanım. Hani ben Sevgi Hanım için yaklaşık bir 10 saatlik yoldan geldim. Bunlar hani burada konuşulacak şeyler değil. Mutlaka dur şimdi soracağım zaten kararını. Buyurun. Belki de bir çay içecek. Ha Sevgi. En sevmediğim an bu an ama olumsuz. Olabilir. Olabilir. Peki alayım seni Sevgi yerine. Gel Veysel. Başka tarifler arayacağız sana. Seni burada görmek istiyorum. Çok teşekkürler, olabilir. Tamam peki, hoş geldin aramıza. Hoş seni bulduk. Daha sonra locaya alacağım alkışlarla. Olsun varsın, ah çekinme. Sen yine yalanlar söyle yürek. Paramparça zaten dertte. Nasıl alıyoruz? Karşılaştırma yerine bir talibi gelmiş alkışlarınızla tabii ki. Naz, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Bir açıklaman varmış öncelikle. Evet, bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii. Lütfen kimse lafımı bölmesin. Evet. Biliyorsunuz ben burada kimseyle, bana saygısızlık edenler de oldu, hakaret edenler de oldu. Ben burada kimseye hiçbir şekilde ne muhatap olmadım, ne kimseye saygısızlık etmedim. Ama maalesef gelip burada kendilerini böyle melek sıfatında gösterenler, gitmiş Zuhal Topal sayfasında ve başka sayfalarda bana hakaret üstüne hakaret, küfür üstüne küfür ediyorlar. Ne diyorsun ya? Ve bunlar kim diyeceğim, çok şaşıracaksınız. Şimdi Özgür, ben pek takip etmiyorum. Özgür ve annesi burada öyle bir konuştular ki biz dedik ki aman tanrım, bunlar herhalde gökten düşmüşler değil mi? Yani öyle bir performans gösterdiler. Ama ben size o yorumları... Zavallı TV sayfasında mı yazmışlar? Instagram'da. Ha, bizim sayfa yöneticilerimiz var. Size verdim. Yayından sonra size de göstereceğim. Tamam, bakayım. Onu anlamıyorum. Hangi Mehmet? Bana burada talip çıkan Mehmet. Ve Kerem'e ne oluyor onu anlamıyorum. Kerem? Evet Kerem. Hakaret üstüne hakaret. Ya siz kimsiniz? Önce gidin ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu yorumların hepsini kopyaladım. Bir dakika. Ben o yorumların hepsini kopyaladım. Ben sizinle hiçbir şekilde muhatap olmadım. Ben avukatımla da konuştum. Avukat arkadaşım var. Tamam. Ben de onunla da konuştum. Sosyal medya çılgını ben değilim. Bu sensin. Ben buraya çıktığım günden beri itibaren... Efendime söyleyeyim, yok benim telefonumun kamerası dandikmiş. Hanımefendi yeni telefon almış da eski telefonunu bana verecekmiş. Arkasından Zuhal abla, bir saniye izin verir misin? Zuhal abla bulsun benim bir tane bunların hakkında yazdığım yorumu bana göstersin. Ya. Ama Özgür. Zaman küfür etmedim. Özgür, bunu söyleyeceğim. Bir dakika, öncelikle canlı yayındayız. Lütfen dikkat edin konuşmalarımıza bir. İkincisi ben görmedim o mesajları ama bakacağım. Evet, eğer göstereceğim. Hepsi telefonumda. Bu söyledikleriyle ilgili bir şeyler varsa, yazılmışsa, yapılmışsa doğru bir hareket yapmışsın. Biz de mesela öyle ilgili bu yorumlara, hakaretlere ya da haddini aşan yazılara karşı biz de harekete geçtik. Hem kanalım, hem ben, hem de yapımcılarımız savcılar suç duyurusunda bulunduk. İlerleyen günlerde de buradan teşhir edeceğiz o insanları, kimliklerini. Öyle olması icap ediyor ki herkes haddini bilsin, bir dursun, cezasını çeksin. Evet, bunlar eğer, kim ya? Eğer size sen de benim hayatımda. Ama ben ilk defa Naz'ı bu kadar sinirli ve dolu görüyorum. Eğer ki Kerem böyle bir şey yapmış olmalarına ihtimal vermiyorum, inanmak istemiyorum. Ben göstereceğim size. Bakacağım. Sen yaptın mı Özgür böyle şimdi bir şey? Şimdi bakın, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ya hakaret istiyorum. Ettin mi, bir ben şey yazdın mı? Ben sosyal medya meraklısı bir insan değilim, bunu tekrar vurguluyorum. Hanımefendinin sürekli benim... Savcılıksa istediğin yere bir saniye izin verirsen... Burada getir, herkese ya göster. İstediğin ben kadar konuş. Ben tamam. Telefon yanında ya al sen kendi yazdıklarına bak önce. Buradasın sen. Sen hayatı alay için yaşayan bir insansın. Anladın mı? Ben lütfen, buradayken lütfen, sosyal medyaya bile girmeyeceğim.
bilmiyor ki. Zuhal, sen Instagram'da Zuhal Topal sayfasında benim bir tane yorumumu bulun Özgür ve getirin burada gösterin. Düşer abla bir tane sakallı böyle. Halindeler böyle. Daha Özgür daha küçük ya düşerse bilmem ne sürekli alaycı bir tavır. Ben senin şahsına hiçbir zaman yorum yapmadım. Git benim o yorumlarımı yapmadın. Getir. Göstereyim mi Zuhal abla telefonda getirsin, sana? Göstersin. Annem yapmış olabilir. O yapar. O konuda kesinlikle şüphem yok. Kim köy yapsın? Hani burada çok melek melek konuşuyordu. Sen dinle. Bana o zaman bu kadar bağırdığına göre haksız hissettiğini bir şey var. Ben gayet açık bir şekilde açıklıyorum sana. Niye annem yapmış olabilir. O konuda haberim yok. Annen yapmış olabilir mi? Yapmasın ya. Olmayabilir de. Bakın bilmiyorum. Çünkü Nazan, onlar hoş şeyler çünkü değil. Nazan'ın İnşallah o kadar çok internet sayfası var ki yani. Kendisinin adına bu kadar çok internet aleminde bir adı var ki kendilerinin. Fon benim sayfası. Bir tane hesabım var. Kendisine ben hangi hesaptan yazdığını hakaret. Efendime ya. Söyleyeyim. Çok ben çirkin ya. Emin olun tenezzür edip kimse kesinlikle cevap bile vermiyorum. Ay hiç cevap vermezsin dediğim sen ya. Dediğim tek şey Allah, diyorum ki Allah iyi ya da kötü yorum yapan herkesten Allah razı olsun diyorum. Ya. Sen, o küfürleri kim yazmış o zaman? Sen kendi hesabını bana mı öğreteceksin? Kim? Senin yazdıkların hepsini kopyalamışım şey ya. Dedim ki, burada kendini melek... Yok bir ben sanki bir affedersiniz. O ne demek ya? Hayır şimdi diyorlar ki özür dilerim. Lan Türkler geliyor. Ben Türkler hakkında dikkat edin arkadaşlar. Canlı yayında anlam veremediğim bir şey var burada yani. Lütfen ben dikkat edin konuşmalarınıza. Benim... Özür dileyin bu. Lütfen o mevzulara. Lütfen. Öyle bir şey hareketlerini. Tek melek sensin Sahi, ben, bu programda. Ben o annenin yaptığı sakin küfürleri görünce. Sakin olun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Yani kötü söz sahibine aittir. Ben bakacağım görmedim o yorumları yazılanları. Bir bakacağım reklam arasında. İnşallah da yoktu öyle bir şey. Ama şimdi Kerem'le alaka onu da çözemedim. Mehmet'i de çözemedim. Ya, anlamıyorum yani niye yapıyorsunuz ya ben böyle anlamadım. Şeyler? Kerem'e ne oluyor ya? Anlamadım ben. Mehmet'e ne oluyor? Onların ben hesabı burada... olduğuna emin misin? Evet eminim. Adım gibi eminim. Ben burada Mehmet'le nasıl ayrıldım? Elini sıktım. Bakla. Allah Allah. Niye yapıyorsunuz böyle şeyleri anlamıyorum ben, ya. Ben avukat arkadaşım şu var. Şu sosyal medya zaten iyi cevap edersiniz. Gitsinler namus bekçiliğini onlara anlatsınlar. Valla çöplük oldu çıktı. İnsanların pisliklerini, nefretliklerini kustukları bir yer oldu. Bu nedir ya? Temiz zaman... kullanın şunu. Temiz, temiz sosyal medya. Temiz. Ya zaten Allah aşkına çok merak ediyorum. O yazan çizenler. Gelsinler şurada da birbirlerini yüzü yüze söylesinler bunları. Oradan yazmak kolay. Var söyle birileri cesaret olan gelsinler burada paylaşın kuzumuzu. Hani bir misal var. Kedinin eli ciğere yetmediğinde şey kokmuş diyor. Ben genel olarak söylüyorum. Onlara bakacağım zaten. Söyle Hanife. Ben Kerem'le konuşuyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Yani bu sezon aramız gerçekten inanılmaz iyi onunla. İnşallah Allah daim etsin. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben eminim Naz gidip de onu kışkırtacak bir şey yapmıyor. Ama şimdi bizim belli bir hayran kitlesi diyeyim. Yani bizi seven bazı genç kızlar falan var. Bizi koruma amaçlı bazen başkalarını kışkırtabiliyorlar. Naz'ı seven kitle birazcık Kerem'i kışkırtıyor. Kerem de bu yüzden Naz'a karşı biraz şey yapıyor. Hani ama tepki tamam gösteriyor. Da Kerem benim sayfamı bilmiyor mu? Tabii. Yani normalde de sizin konuştuğunuzu falan hani mesela senin ona tepki gösterdiğini falan da biliyorum. Geçen gün konuştum daha hatta bu mevzuyu konuştum. Diyor ki ya Kerem de şey diyor mesela. Diyor Naz onları bana karşı kışkırttığı için bana böyle yazıyorlar. Bu sefer Naz'a yükleniyor. Başının gökten bir taş düşse bana saldırıyor. Yani anlamadım ben bu işi. Birazcık Kerem de lüzumsuz tepki gösterebiliyor Naz'a karşı. Yani birazcık ya ne gereği var ki? Bitmiş gitmiş olabiliyor. Bir evet. İlişki yani üzerine sünger çektiler bunun hepsi. Yani bütün o mevzular kapandı gitti. Kerem, daha bir şey birbirinize yorum yapmayın yani. Kerem gerek zaten yok. Dışarıda hayatına başka birisiyle falan devam etmeye çalışıyor. Etsin o zaman Naz'a bulaşmasın. Ben de ne aynı gerek şeyi var söyledim. Ki? Ama o Naz'ın yaptırdığını düşünüyor. O yüzden tepkisi ben, ona. Ben bana yazan iyi yorumlara bile cevap yazmıyorum da ya. Ne hiç uğraşmıyorum ben kimseyle Instagram'da. Herkes cevap yaz diye tutturuyor. Ben kalkıp bunlarla mı muhatap olacağım?
Bunların da dediğim gibi savcılık muhatap olacak inşallah. Çok yanlış. Sosyal medyadan inanılmaz kötü yorumları biz de İşte alıyoruz. İşte onların demin de söyledim. Kimsenin yanına kar kalmayacak. Genel olarak söylüyorum. Her yazılanın bir bedeli olduğunu bilsin yazan herkes. Bunun cezasını da kanun önünde de çekecekler. Biz de inşallah ilerleyen günlerde bunlarla ilgili size gelişmeleri İnşallah. Aktaracağız. Ali Mete. Şimdi ben eleştiri yapmayacağım. Naz Hanım, olmamış olabilir. Konu kapanmıştır. Özgür, kendimi de katacağım. Bizi burada beyefendi olarak sevdi insanlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bizi... Evet, evet, ben hiç zaten dediğim gibi ihtimal vermiyorum öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Değildir Özgür. Evet, biz de az çok tanıdık. Evet, muhakkak yani, ki orada bir karışıklık ben olmuştur. Ben Naz Hanım'a da bir şey demeyeceğim yani. Evet, evet. Bitmiş, kapatmak lazım bu konuyu artık. Evet, evet. Uzatmayalım. Kapat. Bakın Zeval Hanım, ben zaman zaman Naz Hanım'ı çok eleştirilerden yapan biriyim ben. Fakat ben son bir haftadır bu konuyu çok yakından takip Öyle ediyorum. Öyle mi? Sen de biliyor musun Şahdoğan'a? Evet, çok yakından izledim bu konuyu. Zannediyorum Naz Hanım'a çok haksızlık yapıldı. Son bir hafta Naz Hanım'ın üzerine gereksiz gidildi. Gidilmenin dayanağı yoktu, sebebi yoktu. Bu koşullarda Naz Hanım kendini savunurken zaman zaman fedakarlık yaptığını da ima etti. Mecbur değildim dedi. Fakat yine biz bunu anlamadık. Loca anlamadı. Seyirciler anlamadı. Ama Naz Hanım'a gerçekten haksızlık yapıldı burada. Sadece onu söylemek istiyorum ben. Şimdi her şey olabilir. Her şey yaşanır. Birilerinin arasında bir şeyler olur. Biter. Hiç önemli değil. Mühim olan bittikten sonra da o saygı, sevgi çerçevesinde bitmesi ve ya ne burada ne de dışarıda birbirinizi yıpratmayın lütfen. Bu herkese zarar verecek bir şey. Dolayısıyla ben pek kendim artık takip etmiyorum zaten. Sayfa yöneticilerim var ama bakacağım o dediğim mevzuyu merak ettim. Ben de bir görmek istiyorum hakikaten var mı öyle bir şey, araştıracağım. Şimdi bir karşılaştırması olacak Naz'ın. Fakat paravansız yapacağız. Çünkü Naz tanıştığın birisi galiba değil mi? Birazdan çağıracağım beyefendi. Sen davet etmişsin galiba buraya. Senden bir dinleyeyim öncelikle. Evet, yani hep sana... Görüşmek istemiş galiba beyefendi. Evet, ben de kabul Sen de buraya çağırmışsın. Buraya çağırdım. Arkadaşlarım da haberi var. Yani dışarıda sizden haberi görüşmek doğru olmazdı diye. Evet, mesajlaşmalar olmuş galiba sadece. Evet. Onun için paravanı kapatmıyorum. Kendisini davet edeceğim birazdan. Görelim bakalım kimmiş diye. Kim? Kerem hattaymış. Alo. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Kerem. Ne haber? Nasılsın? İyidir. Yani en sonunda çıldırdım. Gerçekten çıldırdım. Ne oldu? Naz da burada çıldırdı. Şimdi, bakın bulaşıyor falan. Öyle değil mi? Açıkla bize. Ben çünkü çok üzüldüm. Ben böyle bir şey dedim, yakıştıramıyorum. Bazı hakaretvari şeyler yazılıyor. Çok ağır şeyler yazdı bana Kerem de diyor. Zuhal Hanım, ben ona hakaret yazacak kadar küçük bir insan değilim. Önce bunu göstereceğim, bir göstereceğim, merak etme. Belirtelim. Ben de senin yazdıklarını göstereceğim. Ben de onları göstereceğim. Bul getir bakalım. Bir bölme. Ben seninle muhatap olmak için bağlanmadım. Tamam. Tamam. Hayat... Hanım, bakın şuna size yemin ediyorum. Ben kesinlikle ona bulaştığım ettiğim falan yok. Bakın ben Instagram sildim onun yüzünden. Şimdi Instagram'ın yok mu? Bir susar mısın? Bak ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Ben seninle kanun yoluyla muhatap olacağım. Sen hele bekle. Hadi seni göreyim. Göreceksin yakında. Senden korkan senin gibi olsun. Yani senin kanun önünde gösterecek şeylerin varsa benim de var. Buna emin ol. İnşallah o aşamaya gelmezsiniz. Orada, çıkıyorsun orada. Kerem nasıl olsa susuyor. Her şeyi söyleyeyim. İnsanlar Kerem'i kötü bilsin. Günah keçisi ilan etsin değil mi? Peki çok neden bu kadar oynuyor. Büyük tepki gösterdi Naz? Bana çok ağır şeyler yazıldı dedi. Mehmet, Kerem bakın, ve Özgür tarafından dedi. Bakın Zuhal Hanım. Bu söyleyeceklerimin hepsi size yemin ediyorum doğrudur. Dinliyorum, ben, söyle.
İlk etapta hanımefendiyle benim ilişkim bittikten bir süre sonra irtibatı kesmiştik. Bakın ben gözümle gördüm. Aa, sus. Hanımefendi diyorlar orada. Bu bir. İkincisi, benim adıma ya kendisi sayfa açıyor ya da başkalarını açtırıyor. Birileri orada yorum yapıyor. Yani benim adımla soyadımla yorum yapılıyor. Ve benim bunu yapmayacağımı kendisi çok iyi biliyor. Hem de bir iki sayfa, bir tane de değil. Ben yani demin sanki benim, izlediysen ben Kerem onu gibi sordum. Gerçek hesabı mı dedim, kendi hesabı mı, emin misin dedim. Dördünün de kendi hesabı olduğundan eminim. Ben onun sayfasında yorum falan yapmıyorum. Bakın kendisi bende de her yerde engellidir. Büyük ihtimalle bakın bunu size söylüyorum. Kendisi açıyor o sayfaları. Kendi resminin altına yorum yapıyor. Sonra benimle orada dalga geçiyor. Bir hesapla baş edelim. Efendi de sanki ya gerçekten benmişim gibi devam ediyor buna. Ve onun hayranları, fanları, sana avukatları. Şimdi hani demin dedi ya sizin sayfanızda yorum yazıyor, hakaret ediyor, bir şey yapıyor. Oraya yorum yazıyorlar, bir şey yazıyorlar, beni etiketliyorlar. Şimdi bir susuyorsun, iki susuyorsun, üç susuyorsun ama insanın da sonuçta bir sabrı var. Peki yani Kerem, ben yazmadım diyorsun bunları. Biz hayır tabii Zuhal ki Hanım. Bakın ben yani bir seni şeyler burada az çok tabii tanıdık. Ki. Ben de zaten ihtimal vermiyorum öyle şeylere. Teşekkür Zuhal ediyoruz Hanım aradığın için. Bir saniye son bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hakaret değildir. Beni peki kendiyle karıştırmasın. Peki benim teşekkür ederiz. Kesinlikle bu saatten sonra işim olamaz yani. Sen Naz de da aynı şeyi söylüyor zaten. Teşekkür ediyoruz bağlantı için. Kendine iyi bak, her şey gönlünce olsun diyelim. Ve Gökhan Bey'i paravansız dediğin gibi tanıştıkları için evveliyatında kapatmadan Gökhan Bey'i çağırıyorum. Naz için alkışlarınızla. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Gökhan? Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Tanışmışsınız evveliyatında evet, zaten. Onun evet için paravanı kapatmadık. Öncelikle böyle bir can sıkıcı bir mevzunun üstüne geldim. Benim de moralim bozuldu. Bozma moralini. Olabiliyor böyle şeyler. Gerekli şeyler yapılacaktır zaten. Anlat bize Gökhan kendini. İzmir'den geliyorsun. İzmir'den geliyorum. Çok güzel. Mesleğim barmen. Barmenlikle uğraşıyorum. Barmensin, güzel. Evet, 24 yaşındayım. Aynen. Turizm otelcilik mezunusun. Turizm otelcilik mezunum lise üniversite. Çok güzel. Kaç yaşındaydın? 24 yaşındayım. Peki. Biraz da yüz yüze ilk defa geliyorsunuz değil mi? Evet. Naz'la konuşturayım sizi biraz. Nasılsınız Naz Hanım? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın bu heyecanımdan dolayı. Bir şeyler sormak ister misiniz? Yani ilk defa canlıya çıktığım için kusura bakmayın. Yani zaten çok böyle konuşmuşluğumuz yok. Sadece evet. Sormak işte istediğim bir şey vardır. Kendisini davet ettim. Ben de geldim. Sen Naz'a mı ulaştın şeyden, sosyal medya üzerinden? Naz'a ulaştım. Neler hissettin? Naz'ı seyrediyorsundur herhalde bir süredir. Evet, ortalama 1,5 aydır falan Naz'ı izliyorum. Neler düşündün Naz'la ilgili, hissettin? Özellikle konuşma ses tonu, yani konuşma tarzı hoşuma gidiyor. Açıkça söylemek gerekirse. İçten buluyorum konuşulanların aksine. Ki güzel, şunu da söylemek isterim, Naz'ın sosyal medya anlamında çok bir bilgisi yok. Çünkü zamanında bilirsiniz Instagram hesabı çalınmıştı. Evet. Ona yardım eden kişi de benim bu arada. Yani öyle mi? Instagram'ını o geri aldı. O aldı, bana geri verdi. Teşekkür ederim. Ha, evet. Senin de aran iyi herhalde bilgisayarla, internetle. Fazlasıyla iyi. Güzel. Fazlasıyla iyi. Oradan yardım ettim. Yani mail almayı bile bilmez. Sahte hesap açmak imkansız yani Naz için. Evet. Bunu yürekten ben de pek zannetmiyorum Naz'ın öyle şeylerle uğraşacağını. Sormak istediğim bir şey varsa cevaplamak isterim. Kimle oturuyorsunuz? Tabii şu anda ailemle oturuyorum. Tabii evlendikten sonra ailemle olmayacak bu. Kendime ev aldıktan sonra evime çıkacağım tabii. Annenin desteğiyle gelmişsin, beğeniyormuş tabii, Naz'ı. Tabii şu anda barmenim fakat evlendikten sonra kendime ait bir kafe bar tarzı bir yer açmayı düşünüyorum. Hadi inşallah. Hani karım, eşim eğer isterse, sonra da akrabalarım var kuaförlükle ilgili. Onun yanında birazcık eğitim aldıktan sonra kendi kuaförünü açmak istiyorum. Yani aa, çalışacaksa da o tarz çalışabilir benim için. Güzel planlar, hayaller. Baksaydım tabii, kendi işletmemi açarım. Ona da evet, bir kuaför salonu diyorsun. Planlıktan güzel. Evlilik planlıktan İnşallah. Sonra evlilik. Evet, dinliyorum. Evlendikten sonra nerede oturmak istiyorsun? Kesinlikle İzmir. Niye kesinlikle İzmir? İzmir'de en yakın olabilir şehir diye düşünüyorum yani. İzmir.
Gidip görmeni isterim. Daha önce ya böyle ben hiç gitmedim. Yani belki iyi bir yerdir. Gidip görmen lazım. Güzel bir şehir. Görmen lazım. Ha. Özellikle daha sakin. Yani İstanbul'da evet. aradığın her şeyi bulabilirsin. Evet. Burcunuz? Oğlak. Oğlak. Ocak doğumluyum. Oğlak. Güzel. Sizin? Benimki pek Koç. Pek anlamam ama Koç. Peki benim daha önce evli olduğumu biliyor musunuz? Biliyorum. Çocuğunuzu biliyorum. Her şekilde bilgim var yani. 1,5 ayı takip ediyorum zaten. Gelen bütün taleplerinizi de biliyorum. Yorum almak isterim, yapmak isteyen varsa hepinizi hala takip ediyorum. Sizin babanızı bu arada çok seviyorum. Selam söylerseniz. Hanefe'nin babasına mı? Evet. Ha, gelmişti evet, programımıza. Evet, geçen hafta bana da yazmıştı. Evet. Onlar da. Çok şirin babası var. Mükemmel bir hemşerin insan. Senin. Evet, yorum yapmak isteyen varsa diyor Gökhan. Hanife? Ay bugün çok konuştum ya. Konuş konuş. Ben size çok yakıştırdım. İnşallah olur. Burada inşallah babam izliyordur. Aleyküm selam. Ben söylerim artık akşam ama. Pek aranız iyi değil galiba ama. Teşekkür ederim. Nazlı mı? Evet. Yok bir problem yok. Olabilir. Yani evet aramızda bir problem yok. Bence çok tatlı, çok eğlenceli bir kız. Televizyondan yansıyan o şekilde. Yani tabii herkes birbirini sevmek zorunda ama ben Nazlı'yı seviyorum. Gerçekten iyi bir kız. Teşekkür ederim. Peki. Varsa. Özellikle Özgür Bey sizden yorum almak isterim. Yok bence şu an Özgür Bey. Bence gerek var. Bence neden? Hiç gerek yok. Ama neden? Hayır ben onun dürüstlükle cevap biraz verdiğini biraz evvel çünkü şey ama ben, bir tartışma oldu, bir biliyorum, gerginlik biliyorum oldu. Biliyorum da şey anlamında. Teşekkür ederim kardeşim yorum istediğin için. Ciddi anlamda Naz Hanım'la inşallah mutlu ve mesut bir beraberliğin olur. İnşallah ikiniz için de her şeyin en güzeli, en doğrusu olur. Gelmişsiniz, teşrif etmişsiniz, hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. İnşallah ikiniz için de en çok hayırlısı. Teşekkür ederim. Aferin. Aferin. Buradan güzel. Çıktıktan sonra güzel. Yazma Naz kulübe gidiyor diye. Tamam bak. Gitme üstüne, güzel konuştu çocuk şimdi. Tamam, güzel. Peki. Evet Naz, geldi işte Gökhan'la yüz yüze karşılaştınız. Şimdi karar anı. Ya bir çay içebiliriz. Tabi canım. Gelin bakayım böyle alayım sizi sarı koltuğumuza alkışlarla. Bağın açıldı gördün işte. Çay gelsin. Muhabbetin yanında sıcın. Çay gelsin. Acele etme tanı iyice. Çay gelsin. O arkasına sen de söyle. Çay gelsin. Paravan açıldı gördün işte çay gelsin. Muhabbetin yanında sıcın. Çay gelsin. Acele etme tanı iyice. Çay gelsin. O arkasına sen de söyle. Çay gelsin. Çay gelsin. Cansu gelecek şimdi. Evet, açıklamaları var. Ama çok şey yaşandı Cansu ile ilgili burada biliyorsunuz. Bir hafızalarımızı tazeleyelim, geçmişe biraz dönelim. Akabinde de Cansu'yu davet edeceğim huzurlarınıza. Buyurun. Evlilik tek kişinin verebileceği bir karar değil. Önemli olan ikimizin ortak kararı. Tesbihi bıraktığında onu gerçekten sahipleneceksin, doğru mu? Tabii ki de evet. Nedense ben çok değiştim. Hiç böyle değildim. Yanında ben daha güçlü hissediyorum. İlk defa. Nişan yapalım, düğün yapalım. Ben hadi o zaman alıp hemen gidelim. Hemen bekliyoruz. Uzun zamanda beklesek araya muhakkak bir şeyler gelir. Abim bana dedi, Mehmet dedi. Ben dedi araştıracağım. Ben diyor karşı çıkıyorum sizin düğününüze diyor. Abisi var ortada. Abisi istemediği sürece biz bir araya gelemiyoruz. Seni severdim. Hüznüm koynumda. Seni severdim. Hem uyanık hem uykumda. Seni severdim. Ve sana rağmen yine severdim. Aldatılıyorum ben devamlı. Nişanlandım. Ertesi gün ihanete uğradım. Ben gerçekten sevdim. Ben bunu gerçekten sevdim. Her şeyi yaptım. Olmuyor. Biz bunları hak etmedik. Biz ayrandan utansın. Ben bu konunun burada kapanmasını istiyorum.
Zaten bu akşam annemin yanına gidiyorum ben. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa anlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşından seni sevdim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkı kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni severim. Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk Zuhal abla. Bayağı oldu görüşmeyeli. Evet, bayağı oldu. Nasılsın? İyiyim. Daha iyi. Daha iyiyim, evet. Toparlamışsın, evet. Güzel. Bayağı güzel. Bir toparlandım zaten. Dinlenmek için gitmiştim. Yani biraz kafamı toplamak için gitmiştim. Güzel. Gittim ama rahat bırakmadılar beni. Kim? Takipçiler diyelim. Eyvah, gene mi bunlar? Yine aynı. Artık yani Mehmet konusundan sıkıldım ben. Devamlı artık yazıyorlar Mehmet Cansu işte şöyle böyle. Hesap açıyorlar. Mehmet Merve aşkı bilmem Allah falan. Sonra Mehmet delleniyor. Aa. Sonra bana şey yapıyor. Gerçekten sıkıldım ben. Yani bunun bu hareketlerinden. Ben burada bazı açıklamalar falan yapmıştım. Hı hı. Zuhal abla. Ama ilk defa bir yalan konuştum. Ben burada annesi hasta diye hep yuttum kelimeleri. Aslında ben nişanlıyken aldatıldım. Hatta isterse annesi kızsın, isterse yani hastalansın. Gerçekten umurumda değil çünkü annesini bayağı bir doldurmuş. Ama yine de saygım var kendisine. Hani ailesinin ellerinden öpüyorum. Hani ailesinden özür diliyorum. Hani eğer bir yanlışım yani hatam da varsa. Dile. Bak ama... şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii bunlar Cansu'nun iddiaları. Ben Mehmet'i severim. Vallahi severim. Çünkü Mehmet'in hiçbir saygısızlığını görmedim burada. Çok efendi. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Aranızda olan bitenleri de tabii artık şimdi geçti gitti. Ne desek boş. Evet. Ama hani bu bahis kapandı. Ya kapandı ama anlatıyorum. Anlamıyorlar kimse. Anlasınlar. Yani artık anlasınlar yani. Neden bir sen burada ayrıyeten, olduğunu bence söyle. Çünkü senin buraya geliş sebebinin artık Mehmet'le ilgisi yok. Aynen. Neden burada olduğunu açıklaya seyircilerimize. Ya eğer Zuhal abla siz de hani kabul ederseniz ben tekrar burada taliplerimi arayacağım. Yani artık yeni bir hayat. Yani artık yani önüme bakmak istiyorum. Haklısın, bir çocuğun var, hayatına devam etmek zorundasın. Aynen. Unutma Mehmet'i, bu bahis kapansın. Evet aynen, kadar, kapansın, açılmasını istiyorum. Artık açılmasın mümkünse. Yani artık Mehmet diye kimse yani birisi bir şeyler yazmasın istemiyorum. Peki. Fotoğraf falan da paylaşmasınlar. Çünkü ben yapmıyorum. Yapanlar da artık bulunacak. Peki, bir şekilde. Cansu abla, burada devam edecek locada. Kriterlerim falan. Evet, hemen çok kısa alayım canım kriterlerini. Ben mümkünse evlenmiş ayrılmış çocuğu da olursa daha iyi olur aslında benim için. 25-35 yaş arası olsun. Yani sadık olsun, yalancı olmasın. Tamam. Sen inşallah yani. Gerçekten hani sana uygun, senin için daha münasip olan adaylar seçmeye çalış, kararlarını doğru vermeye çalış. Seni buradan locaya alıyorum, arkadaş yanına bir alkışla. Artık Cansu aramızda. Hanife geliyor efendim, tarihiyle karşılaşmak üzere. Buyursunlar. Ve için Hüseyin geliyor, alkışlarınızla lütfen. Oo. Durdu mu? Yardım edeyim mi? Vallahi Hüseyin, abla yardım etseniz dur, iyi olur. Tuttum canım. Allah öyle bir tamam. Şey. Hah durdu. Hoş bulduk. Hoş galiba. Geldin. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Artık. Dur. Sürpriz söylemeyelim.
Otur otur. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Osmaniye'den abla. Adana'dan. Evet. Adana'ya sevgiler, saygılar. Bugün Osmaniye'den ikinci konuğumuz. Bana ilçe söylediler. Ben bilemiyorum. Şehirlerini biliyor musunuz? Evet. Hüseyin. Kimse ne Hüseyin'in getirdiğiyle, hediyesiyle ilgili, ne Hüseyin'le, ne göz... Bak Sevgi. Kaşın gözün rahat dur. Bak bana vallahi bile... kızarım. Kimseden şıtıp tüyo yok. Sürpriz olacak her şey. Heh. O da şimdi heyecanlandı. Ne oluyor diyor. Olacak olanlar olacak birazdan. Hüseyin. Aa Hüseyin. Hiçbir şey diyemiyorum. Tüyo vermiş olurum. Ercan. Bu da çat burada çat kapı arkasında. Şimdi buradaydı. Işınlandın mı? Ne ara geçtin oraya? Sağ ol. Teşekkür ederiz. Orada bir şey var da onunla ilgili. Evet sen buyur. Sohbetine başla Hüseyin'i tanı. Bir hoş geldin de. Merhaba hanımefendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. İyi, Allah iyilik versin. Amin. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Hüseyin ben 24 yaşındayım. Osmaniye'den katılıyorum. Unlu mamuller üzerine çalışıyorum, ustayım. Evet. Şimdi Osmaniye'de devam ediyoruz yani. Yurt dışında çalışıyordum. Yurt dışında da çalışmışsın. Evet. Şimdi Osmaniye'deyiz işte ya. Anladım. Kaç kardeşsiniz? 5. 5 kardeşsiniz. Evet. Siz kaç numara alıyorsunuz? Ben sondan birinci. Sondan bir erkek. Evet. 4. Evet, evet. Anladım. 7 aydır Hanife'yi seyrediyormuşsunuz annemle evet, birlikte. Evet. Bir türlü cesaret edip de gelememişsin. Neden? Şimdi, neden diyor bak Hanife. Niye 7 aydır gelmedi diyor. Şimdi 7 aydan beri takip ediyorum. Her akşam yani takip ediyoruz ailecek. Annemgül falan sürekli hani diyor, anne diyorum bekleyelim işte zamanı var, sırası var diyorum. En sonunda işte çarşamba günüydü dedim ben gidiyorum artık. Oh iyi yapmışsın. Hanife Hanım'ın orada oturdu yeter dedim ve geldim. İyi yapmışsın. Çarşamba günü mü geldiniz? Yok, çarşamba günü aramıştım. Cuma dediler. Ben de cuma günü işim vardı. Pazartesiye erteledim. Bugüne kısmetmiş. Evet. Senin iyi bir eş ve anne olacağını düşünüyormuş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Nasıl bu konuya vardınız? Nasıl bu konuya vardım? 7 aydan beri takip ettiğim için bu konuya vardım yani. Çünkü konuşmanızda, oturup kalkmanızda, ya hanımcık biri olduğunuza karar verdiğim için geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Konuşmayı sever misiniz? Konuşmayı yerine göre diyeyim. Yerine göre. Hani yerine göre konuşmasını, yerine göre gülmesini, ağlamasını bilen biriyiz ya. Mesela ben uzun uzun konuşurum saatlerce. Uzun uzun dinlerim sizi. Bazen yorulurum konuşmaktan ama gene konuşurum. Yok, uzun uzun dinlerim diyor, siz, yerim ben seni. Uzun uzun konuşun, ben sizi dinlerim ya. Uzun uzun dinlerim diyor, çok güzel evet. Cevap. Harika. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Size sormak istediğim bir şey var. Evet. Nasıl söyleyeyim bunu? Şimdi kararımız olumlu. Misal. Benden ne gibi beklentilerin olabilir? Nasıl yani? Yani evlilikte diyorsunuz işte evlilikte benden ne gibi beklentilerin olabilir? Ne yapmamı istersin ya? Yani nasıl biri olmamı istersin? Aslında birisi olmasını istemem saçma olur. Olan birisini kabullenmeyi tercih ederim ben. Evet. Ben anne olmak istiyorum. Evet. Evlilikten beklentim gerçekten mutlu bir yuva. Karşılıklı sadakat, hoşgörü. Yani bir kere beni aldatmayan bir eş isterim. Yani gözü hiç dışarıda sizi, olmasın. Ya sizi ömrümün sonuna kadar hep güldürürüm de. Kısmet. Sadık bir erkek misindir? Evet, evet. Daha evvelki gönül ilişkilerinde de öyle miydin? Ya daha önceki gönül ilişkilerinde de öyleydim. Ben herkese karşı iyi oldum abla ya. Şimdi Hanife'ye karşı tabii başka da. He. O başka diyorsun. He. İlk görüşte aşka inanır mısın? İlk görüşte aşka inanmam. İnanmaz. Kaç görüşte tutuldun o zaman? Kaç görüşte? Yani sizi şimdi ben 7 ay önce ilk gördüğümde tutulmadım tabii. Bunu zaman geçtikçe daha çok bağlandım. Anladım. Güzel. Ben ilk görüşte aşka inananlardanım. Evet. Sonradan bunun güçlendiğini düşünüyorum.
Ama ilk görüşteki... Benim de işte ilk görüşte tamam etkilendin mi etkilendim ama bu zaman geçtikçe bu etkim daha da büyüdü size karşı. İşte o ben yüzden... de ondan bahsediyorum. Tamam. İşte o yüzden de bugüne geldim. Tam dedim artık tamam. O yüzden çıktım geldim. Bana dair merak ettiğin bir şey var mı? Sana dair merak ettiğim kimsenin bir şey... Kimsenin sormadığını düşündüğün, ben olsaydım sorardım acaba neden diye düşündüğün bir şey var mı? Ya kafamda aslında çok soru var da biraz heyecanlıyım, kusura bakma. Arkadaş çevreme müdahale eder misin evlendikten sonra? Nasıl? Arkadaş çevreme müdahale eder misin? Hayır. Nasıl işte... ya ben sana güvendikten sonra, sen bana güvendikten sonra zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Yani ben senden bazı şeyleri kısıklayamam ki. Neler yapıyorsun iş dışında kalan vakitlerinde? Vallahi abla işte gezmeyi, sinemaya gitmeyi, eğlenmeyi, güzel. Evet. Hanife de futbol, halı sahaya giderim, futbola giderim, spora giderim. Güzel. Böyle geçinip gideriz ya. Ne güzel. Çok güler yüzlü değil mi? Biraz ben sana neden evet demeliyim? Tabii ki bu soruyu nasıl size cevaplayayım? Eğer sizi sevdiğime inanıyorsanız veya ilk görüşte inanıyorsanız evet demek zorundasınız. Ama bence bu cevap olmadı. Mesela... Ne gibi istiyorsunuz? Ben olsaydım. Derdim ki ben çok iyi bir eş olurum. Evet. Her zaman senin yanında olurum. Zaten bunu şimdi... Seni hiç bırakmam. Bu ya yüzden bana evet zaten... desen pişman olmazsın derdim mesela ama bu cevap artık geçti çünkü ben kullandım cevap hakkını. Tamam bu cevap geçmiş olabilir. Size ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz de ama şimdi sevdik mi tam severek yani öyle 3 günlük 5 günlük değil biz iki. Zaten olması gereken onlar olması diyorsun. Gereken o zaten yani. Şimdi sizin söylediğiniz zaten benim yapacağım şeyler olacak şeyler. Bravo evet. Abi. Bazen... Zaten iyi bir eş bunları yapmalı evet. Diyorsun. Doğru. Evet. Sevdiğine karşı bunları zaten yapmak zorunda. Sevildiğimizi de hissederiz bazen ama duymak da isteriz. Duyarsın canım. Onlar da duyacaksın ya. Zamanı gelecek. Zuhal Hanım. Efendim. Hanife'ye bir şey söylemek istiyorum. Bak sakın hiş püş. Damat adayıyla ilgili bir şey söylemiyoruz. Evet. Hanifeciğim. Bak o kadar değer vermiş gelmiş değil mi? Yakışıklı da bir çocuk. Artık bakacağız gari. Senin insafına. Bakacağız. Ben çok isterim sana çok güzel yorumlar yapmak da bazen işte beni sinirlendiriyorsun. Ha, Sinan? Ben ilk geldiğimde sen bana bir yorum yapmıştın. Aynısını şimdi ben de sana söylüyorum. Bence bu arkadaşla direkt yemeğe git. Teşekkür ederim. Evet. Diğer yorumları da alalım. Kim yorum yapmak ister? Sevgi. Sevgi tabii ki. Yandan Erdem'e benziyor. He? Erdem'e benziyor Yandır. Böyle Erdem kardeşim. Benim kardeşim. Evet kardeşim. Hı. Oğlan kardeşim. Bence çay iç. Evet. Ya artık Sevgi de bunu diyorsa varsan hesap et. Evet. Başka var mı yorum yapmak isteyen? Yoksa açacağım. Buyur ablacığım. Halifeciğim sizi uzun zamandır takip ediyorum ama olumsuz. Ne yaptın abi? Ya. Ne yaptın ya? Şahin abla bak senin yanında benim Ezgi'm var. Ezgi'cim gelmiş. Ezgi de yorum yapsın. Benim kardeşim gibidir Ezgi. Yıllardır her zaman yanımda her yerde. Tatlım ya. Benim canım. Merhaba. Söyle. Tahminimce olumsuz olur ama bilmiyorum. Ne yaptın Ezgi ya? Bak ya sen... Hanife'yi izlediğim kadarıyla pek olumlu olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Neden evet. ki? Neden acaba öyle dediler? Açmak istiyorum artık. Ben çok heyecanlandım. Vallahi heyecanlan. Ben görünce daha da heyecanlanacaksın. Peki açılsın paralarımız efendim. Geçer bunlar. Ya da biz masal olsa.
Sizden değerli değil ama. Nasıl layık değil? Çelenkle gelmişsin evladım. Daha ne olsun? Şimdi... Buraya daha büyük bir şey getirmek isterdim ama baktım en büyüğü buydu. Bunu getirdim ben de. Çiçeğe mi şaşırsın? Kıvanç Tatlıtuğ'un Osmaniye Şubesi'ne mi şaşırsın? Kıvanç Tatlıtuğ diyorlarmış. Hakikaten de benziyor. Benziyor. Dur ben de şuradan bakacağım. Çok mu yoğun şeyler hissediyorsun? Nasıl? Bana karşı çok mu yoğun şeyler hissediyorsun? Ya hissettiğim gibi zaten anlattım olanı ben size. Yani bu hani ilk hani ben ilk ayda da gelebilirdim ama dedim biraz daha zaman geçsin. Daha derin şeylerle geleyim. Sana olumsuz desem devam eder misin? Olumsuz deseniz devam etmem. Giderim. Gerçekten mi? Gerçekten giderim. Gel gelinim sevgime gel, böreği başkası çözemez. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Gel gelinim sevgime gel, böreği başkası çözemez. Belki pişman olacağım ama kararım olumsuz. Teşekkür ederim. Saygı duyarım. Epes yani. Yani Zuhal Hanım bu kadarı da fazla. Yani. Hayatında görmüş müydün böyle bir şey? Nasıl bir şey? Level atladı ya. Görmüş müydün böyle bir şey? Yani nasıl sen... bir şey? İşte hem böyle güzel bir delikanlı, yakışıklı, hem de öyle bir çelenk. Hayatında biz hiç görmedik. Sen de görmemişsindir. Vallahi ben bu programlarda ilk defa böyle bir şey görüyorum, değil mi? Yani hayır, çiçek bir tarafa. Hüseyin yani nasıl hayır dedin anlamadım. Söylüyoruz nezaketen nezaketen, onu da yapmıyorsun. Dur Şadun abla, çocuk nereden gelmiş? Dur frene bas, gözünü seveyim dur. Bak yani Hanifeciğim, nezaketen bir şey vardı, nezaketen. Ya bir Allah aşkına kız! Aa, dur! Vallahi sebebini merak ediyorum, ciddi soruyorum. Neden? Of, tükendim. Aldığın cevaplar mı tatmin etmedi seni? Tükendim, ömürler. Yani senin yakışıklılığa önem verdiğini biliyorum. Etkileniyorsun, seviyorsun. Şaka yaptım çay içelim. Şaka mı yaptın? Evet, şaka yaptım. Öyle mi gelelim? Tamam. Ne? Şaka bu tarafa yaptım diyorlar. Bendeki özgüven patlamasını görsünler diye. Teşekkür şaka ederim yaptım. Evet. Hadi gel. Kimin alıyor canı? Hasta dolsun fincanı. Evet, onlara bir çay gelsin. Bizim Ümit'e de boğazını yumuşatacak bir ıhlamur bir şey gelsin. Peki. Umut ve Dilara gelecekler, kararlarını açıklayacaklar. Ama ondan evvel buyurun Cuma gününe tekrar bir dönelim. Hazır veteriniz. We'll be right back.
Mahmut. Merhaba, hoş nasılsın? Bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Bizdeyiz. Dilara yok mu? Yok, Özbekistan'a gitti kendisi. Ha, öyle mi? Öncelikle bir şey söyleyeceğim kararından evvel. Fox ana haberi izledin mi? İzleyemedim. İzleyemedin, ben izledim. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de Fatma Hanım'la ilgili o ziyaretini haber yapmışlar. Evet. Bir kez daha duygulandık gerçekten de. Tekrar Fatma ablaya buradan sevgilerimi, hürmetlerimi gönderiyorum. Evet. Dilara yok ama sen buradasın, sana sorunum Dilara onun için. Yok, ben zaten kararımı cuma günü belli etmiştim diyeyim. Belirli sebeplerden dolayı kararım olumsuz. Olumsuz. Kendisine mutluluklar diliyorum. Peki, Dilara'ya da sevgiler, selamlar gönderelim. Peki, efendim sevgilim. Umut, bir şey söyleyeceğim sana da. Evet. Ben Hanife'den bir şey duydum. Sanırım sen locadan birisiyle dışarıda aşk mı yaşıyorsun, bir şeyler yaşıyormuşsun. Aa. Nasıl yani? Yasemin'le. Bizim Yasemin'le. Hı hı. Yasemin nerede? Yasemin bugün yok, biraz rahatsız, hasta yatıyormuş. Ne oldu Songül? Aa, şaşırdım şu an. Biz mikrofon versenize Songül. Israrla bir şey söyledi. Yasemin otelde şu anda. Evet. Rahatsızlandı. Duydum, evet. Hastanedeydik biz zaten. Ben emin olun bir gecedirden beri uykusuzum. Ben de Yasemin'i bugün görmeyince ekibe sordum. Nerede dedim, hasta yatıyor dediler. Ben başındaydım, hastanedeydi. Ondan sonra bayağı bir kötü, gerçekten kötü. Gelemedi kendisi. Tamam. Onu otele bıraktım, ondan sonra ben buraya geldim. Kendisinin inanın hani başını kaldıracak hali bile yok. Ben dün geceden beri uykusuzum, onun başındaydım. Geçmiş olsun diyelim Yasemin'e de. Şimdi Sevgi ortaya bir şey attı. Ben şaşırdım. Hanife de geldi. Açalım Hanife'nin mikrofonunu. Açalım. Şu an hiç beyefendi orada bırakıp buraya gelip konuşmak istemezdim ama yani. Hani Umut Bey'in bir lafı var ya, ben haksızlığa gelemiyorum diyor. Evet. Biz de haksızlığa gelemiyoruz. Ne gibi bir haksızlıktan bahsediyorsunuz? Yani Yasemin... Çok kıskandım. Kıskandın mı? Bir şey sordum sana. Tabii ki de biliyordum böyle söyleyeceğini de, bir yandan da o yüzden şimdi hiç konuşmak ben sana bir şey istemedi. Söyleyeceğim. Bu nereden çıktı? Bu birincisi. Evet, İkincisi nereden? Benim kriterlerimde ben hanımefendiyle niye olmadı? Sen çocuklu, evlenmiş, söyledin. Boşanmış sen olduğu kendi için. Ağzınla Yasemin söyledin. Hanım. 1, 2, 3. Turuncu da bendim. Sarı da Sevgi. Şu kareli de... Ne oluyor orada ya? Sakin. Yasemin Hanım geldi. Öyle mi? Umut, böyle bir şey... Ya öyle bir şey tabii ki de yok. Yalnız ben bir şeyler duydum, çok üzüldüm gene. Sen arkada insanları böyle nasıl derler? Allah Allah. Şöyle söyleyeyim sana, size. Sıkıştırıyor. Hani kimi? Evet. Beni konuşturma. Konu? Bence konuş. Ben tehdit etmiyorum. Ben daha neler ben söyleyeyim batmaz, ki sana? Ben batmam, sen merak etme. Batmazsın. Evet. Öyle mi? Emin misin? Bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Burada herkes sahiplerini aramaya geliyor. Sen Yasemin'le Umut arasında bir şey olduğuna nereden çıkardın? Yok öyle kendi bir şey. Kendi ağzıyla diyor. Söyledi Umut. Efendim? Kim kendi ağzıyla söyledi? Söyledi. Ben ne zaman söyledim ya? Yakında bir aşk dedikodusu var falan değil mi Sevgi? Yanımızda değiller miydi? Hatta sen benden daha yakındık mıydın? Ben öyle bir şey söyledim mi? Söyledim. Ne zaman şimdi söyledi, bir de bir şey söyleyeceğim. Ben, bir de bir dakika, biz yakınız bir ya. Saniye. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Artık bu işin şeyi çıktı. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Hiç sinirlenmeyeceğim de aslında. Yani gerek yok sinirlenmeye. Gerek yok. Değmez. Ben hepinizden özür dilerim. Şu iki arkadaş için sizin kalbinizi kırdım. Size yanlış yaptım. Değmeyecek insanlar için. Hakikaten... Rol yapıyorsun. Neden? Reklam yapmak. Sırf amacı reklam yapmak. Sosyal medya üzerinden buraya gelmesini kimseye evet demez Hanife. Bakın bunu burada söylüyorum. Ben burada düğünümü yapacağım. Hanife, belki sen benim çocuklarımı göreceksin. Anladın mı? Bak çocuklarımı diyorum ama sen evlenmeyeceksin. Amacı neden reklam yapmak? Çünkü sosyal medya üzerinde 3-5 artık ne kazanıyorlarsa, bir şeyler kazanıyorlar.
Instagram'da çok fanları var ya, onu şey yapıyorlar böyle, orada gösteriyorlar. Kıyafetleri de zaten ikiz kardeşlerin ikisi de böyle takım giymişler. İkiz kardeş demeyeceğim, yapışık kardeşler diyeyim ben ona. Teşekkür ederim, teşekkür ederim söylediklerin için. Benim Umut'u burada kötülemek amaçlı... Zaten kötüleyemezsin ki, ben Allah'a çok şükür. Dün ben sabah 5'e kadar bütün eski yayınları izledim. Ya ben de insanım değil mi yani, benim de bir sabrım var. Bir kere de çık, kötü bir şey de şuna ya. Nerede? Hiç dememişim. Ama sen... Sana ben bir şey, nereden egonu, geldiğini unutma. Sen egonu tatmin etmek için... Nereden geldiğini unutma. Unutmadım ki. Unuttun. Nereden geldiğini unuttun. Nereden geldim? Sana soruyorum ama ben, nereden geldiğini unutma. Ama o egosunu tatmin etmek için... Kamera arkasında başka konuştu, önünde başka konuştu, bana... Bana ne dedi biliyor musunuz? Şimdi şu an yorum yapan kim? Ben miyim ki, sana, sen mi bana? Ya inan ki bunu çok gülü oynaya seve seve yapmıyorum, emin olabilirsin. Zoraki benim yapıyorsun? Talibim gelmiş orada. Ben aslında onunla oturup sohbet etmek isterdim ama benim de içimde birikmişlerim var. Bana dedi ki, şurada, bayanların olduğu tarafta. Yasemin'le çok samimiler, yani samimi görünüyorlardı. Ben de dedim ki, neden bu kadar samimi istedim, aynen bu şekilde. Kime, Yasemin'e mi dedin? Hayır, Umut'a. Umut da bana dedi ki, sen de Alper'le çıktın dedi. Niye bana böyle söyledin o zaman? İnan ki bak, ya bir dakika Alper, inan ki... Size bir şey daha söyleyeyim ya, sen çok yavaş konuşuyorsun, biraz hızlı konuş arkadaş, seni mi dinleyeceğim ya? Şimdi Zuhal Hanım, Alper Bey'le buradan çıkmadan önce niye onu söyledim? Beni defalarca aradın. Aradım. Ben cevap bile vermedim kendisine. Aradım. Annemle şans eseri açtım, programı seyrediyoruz. Ya dedim, aşk adamı çıktı dedim bir tane dedim. Acaba dedim, kime talip? Alper Bey'den bahsediyorum. Baktım Hanife, yani onu gene yapacağım. Şaşırdım kaldım. Neden şaşırdım? Şimdi sesi de güzel Alper Bey'in. Başladı işte, gel gel gel, gel çok seviyorum gel. Dedim herhalde Sevgi'ye ya da bir başkasına çıkacak. Hanife ile el ele tutuştular. Buraya oturdular. Sonra şaşırdım, böyle kaldım. Şimdi ne cevap verecek? Hayır der değil mi? Şimdi diyor ki, duygularım var sana karşı. Hayır der. Baktım çok heyecanlandım, kalbim falan tutuyor, Zuhal Hanım falan yaptı. Ertesi gün oldu, buraya geldi. Biz kankayız. Reklam. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen başlı başına bir saniye marka. Arkadaşlar. Teşekkür ederim bak. Bak. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir saniye. Sağ ol. Şimdi hani sen burada Umut bir kere işte seni savunmuştu. Sen de onun arkasından gitmiştin. Ben onu da anlamıyorum. Falan. Mesela bakın, beni sen savunma ama benim karşımda da durma. Hayır, hayır bir şey söyleyeceğim. O orada dedi ki, yani kime yapılsa aynı şey, ben teşekkür her şeyi ederim. Savundum işte, anlamışsınız. Anlamışsınız. Şimdi Yasemin'le arasında bir şey olsa zaten hani bunun bir mahsuru yok gibi geliyor bana. Varsa Yasemin da. Buradaki herkes gibi benim arkadaşımdır. Kendisi iyi niyetli bir kızdır. Çok yanlış. Yapmayın böyle şeyler. Umut Bey. Zaten öyle bir şey varsa bile bu neden şimdi burada yeri açılıyor ki? Zaten öyle bir şey varsa sizin için açılır. Aynen öyle. Ben Umut Bey'in söylediği her şeye harfiyen katılıyorum. Senin de verilmiş sadakan varmış. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Zuhalan, müsaade eder misiniz? Tabii. Bu konuyu en iyi bilenlerden biri. Önce bir konuya çok açık, net bir açıklık getireyim. Ben Umutçu değilim. Umut bu sene gerçekten evlenmeyi isteyen bir kardeşimiz. İnşallah. Gerçekten kararlı ve emin adımlarla gidiyor. Ama ne olur ne olmaz onu bilmiyoruz. Bakın, Umut seviliyor. Umut'un çok hayranları var. Gayet doğaldır. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Tek tek ilgileniyor. Ya bakın, deve dikin. Hanife Hanım, ben sizin yerinizde olsam... Ama o da bir çiçek. Bakın Hanife Hanım, ben sizin yerinizde olsam şu anda... O mikrofonu bırakarım bir yere. Bir hava alırım dışarıda. Bir kendine gel önce. Bir şey konuşmadan önce. Ben kendim değilim Şendoğan amca, çok kendim. O zaman müsaade edeceksin bana, ben konuşacağım. Müsaade ediyorum zaten. Evet. Ben seni yeni dinlemiyorum ki, aylardır dinliyorum. Yeni dinlemiyorum ben yeri seni. Yeri geldi mi senelerce dinleyeceksin. Ve bir şey yapamadım. Niye konuşmuyorsun beni? Bir şey söyleyeceğim. Niye dinlesin ki sen şimdi seneler? Ben Umut'un bana yaptığını yapmıyorum ya. Umut gibi zaman. Bu kadar Umut'a yüklenmiyorum ya. Tabii insanların gözüne kötü duruma düşen ben olacağım. Çünkü Umut'un bana yaptığını ben Umut'a yapmıyorum.
Bu arada bir şey geldi aklıma. Pardon, çok affedersiniz. O zaman konuşmuyor, konuşturmuyor. Hanife, tamam, beni konuşturmuyor burada. Tamam. Yasemin bir ara galiba, çok net hatırlamıyorum. Burada şey demişti. Talip diyeni aşağıya çekti ya. Hayır hayır hayır. Şey demişti Yasemin ya, hafızam Talip. Biri vardı aslında benim locada, aklımda, ama sonra düşününce olmayacağına karar verdim gibi bir şey söylemişti. Hani belki de şu geldi aklıma. Yasemin'in sana karşı belki de içten içe bir duygusu olabilir. Ben şu an tabii burada yok, soramıyoruz. Acaba senden mi bahsediyordu o zaman? Belki de hoşlanmıştır, bilemiyorum. Ben o gün yoktum, bilmiyorum. Evet, sen yoktun o zaman. Hani gelince soracağım zaten. Bu konuya da devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara için sizden müsaade istiyoruz efendim. Peki, Hanife birazcık iyi hissetmiyor kendini. Yasemin de burada değil biliyorsunuz, hasta olduğu için. Yarın ona da cevap hakkı tanıyacağız. Fakat bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın yine Fox TV ekranlarında 16.25'te buluşacağız. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için size de. Görüşürüz.